Evet, herkese mutlu akşamlar. Ben Gamze Ece Yıldırım. GRT Spor 90 Artı programına hoş geldiniz diyorum. Değerli konuklarım, değerli yorumcularım Vedat Diri, Sayın Mustafa Özdorlar ve Sayın Mustafa Özkesici. Haricinde bugün iki tane konuğumuz olacak. Gaziantep Spor 1969 Başkanı Mutlu Özpinici ve haricinde yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda da 21. dönem milletvekilimiz Mehmet Ayburda. Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Milli ara nedeniyle bu hafta maçlar oynanmadan önce onun hatırlatmasını yapmak istiyorum sizlere. Biz de fırsattan istifade Gaziantep Spor'u, Gaziantep PK'ya bugün konuşalım istedik. Haricinde Gaziantep Spor'un öncesine baktığımız zaman geçmiş dönemlerde bizi gururlandıran, onurlandıran bir Gaziantep Spor vardı. 99-2000 ve 2000-2001 sezonunda hatta ligleri üçüncülükle bitirmiş bir Gaziantep Spor'umuz vardı. UEFA'da bizi temsil eden bir Gaziantep Spor'umuz vardı. Daha da böyle derinlere inersek aslında çok kaliteli oyuncular yetiştiren, bu oyuncuları satmakta referans gösterilen bir takımken şu anda maalesef ki adını bile biraz zor anar olduk Gaziantep Spor'un. Başkanım, siz ne sormak istiyorum öncelikle? Ne oldu Gaziantep Spor'a? Gaziantep Spor'a kapatıldı. Kapattılar. Neden? Neden? Gaziantep Spor İbrahim Kızıl başkanlığında 12 yıl faaliyet göstermişti şehrimizde. Bu faaliyetler sonrasında belli bir döneme geldi. Artık kilitlendi. Borçlar, harçlar, çocuklar bir sürü sorun yaşadı. Futbolcuların ödenmeyen paraları, işte tesislerdeki çalışanlarla ilgili olsun, çeşitli kurum ve kuruluşlar olan borçlar olsun, ödenmeyince ekonomik darboğaza girince Gaziantep Spor'a şehrimizde sahip çıkacak bir imkan, bir olasılık kalmayınca kapatılmasına karar verildi. Bir şekilde kapatıldı. Yani işin özeti bu. Anladım. Sizler yorum yapmak ister misiniz bu konu hakkında? Bu anlamda soru sorabilirsiniz. Gaziantep Spor 2020'de değil mi resmi olarak? 2017-18 döneminde biz İbrahim Kızıl döneminde kulübü İbrahim Kızıl'dan yönetim kurulu kararıyla teslim aldık. İbrahim Kızıl başkanlığı bıraktı. O dönem içerideki futbolcumuz, içeride mevcut futbolcular satıldı. Elimizde kalan oyuncular da yani alt yapıdan yetişen kardeşlerimizdi. Dedik ki bu işi bir şekilde çevirebiliriz. Takımı kurtarabiliriz. Takımı aldık. Buradaki olay takımın tekrar varlığını devam nasıl ettirebiliriz? O yönde bir çalışma yaptığımız çalışmalar sonucunda PTT birinci ligde miydi bunda? Değil. PTT 1'e düşmüştü. Süper Lig'de. Evet. PTT 1'e biz hazırladık takımı. Hazırladığımız takımla ilgili 36-37 tane futbolcumuz profesyonelleştirerek, lisanslarını yaparak o dönem takımın tekrar faaliyetlerini devam ettirmesi için neler gerekiyorsa kulüpte o varoluşu oluşturmaya çalıştık. Ve sezon başladı, takımı sahaya sürdük. Bir şekilde takım ivme kazanmaya başladı genç arkadaşlar. Ama buradaki futbolcuların tamamı altyapıdan geçişmiş. Altyapısı çok güçlü olan bir Gaziantep Spor olduğu için elimizde buradan bir ivme kazanacağımızı, buradan bir sonuç alacağımızı gözümüz kesti. Tabii bu dönemde bizim çeşitli maçlarımız olunca takım biraz da şey verdi, güzel bir reaksiyon verince bu oluşumun gerçekleşeceğini hisseden insanlar tekrardan kulübün bu sonucu almaması için değişik varyasyonlara girdiler. Kim bunlar abi? Yani kim diyelim? İbrahim Kızıl başta. Tamam. Neden bıraktı da neden aldı? Tekrar istedi. Tabii bırakmasının sebebi neydi? Buranın olmayacağını düşünerek. Tekrar olacağını anlayınca da tekrar reaksiyon gösterdi. O dönemde benim yönetim kurulumda olan arkadaşların hepsi şeye başladılar yani benim aleyhimde çeşitli propagandaya başlayıp şeyden imza toplayıp
tekrardan başkanlığı bırakmam yönünde gayretlerle bulundular. Sizden sonra Huzeyfe Durmaz. Huzeyfe Durmaz benim kendi istiyorsa kulübü niye Huzeyfe Durmaz'a versin? Huzeyfe Durmaz'la anlaştı. Peki siz de niye anlaşamadın? Ben bağımsız denetim şirketiyle anlaştım 3 tane. Hmm. Kulübün alacak borç yapısının bağımsız denetim tarafından incelenmesi gerektiğini, bu borçların doğru olmadığını, burada sahte alacaklar olduğunu ifade ettikten sonra bu tip bir faaliyete geçildi. Yani bizim oradaki amacımız Gaziantepspor içinde bulunduğu borç batağından kurtarabilmek. Yani aslında İbrahim Kısıl kendisinin başını aramayacağı bir başkan istiyordu. Kesinlikle. Biz de bu dönemde ne yaptık? Bu borç yapısının yanlış olduğunu, bunun bir bağımsız denetim kuruluşlar tarafından incelenerek gerçekten var mı yok mu, varsa ona göre tedbirimizi alalım, yoksa da bu borçların mahkeme kararıyla iptaline gidecek. Buradaki çalışmanın bu şekilde gelişmesi rahatsız etti belli bir kesimler. Daha sonra Huzeyfe Durmaz'dan sonra Hasan Şahin. Ben de bırakmak zorunda kaldım. Niye bırakmak zorunda kaldım? Yürütülebilir bir durumda olmadı durum. Çünkü kendi yönetiminiz sizinle aynı fikirde olmayınca bırakmak zorundasınız. Şehrin ileri gelenlerinden de yalnız kaldınız orada. Oradaki sorun da ayrı. Şimdi bizim Gaziantep Futbol Kulübü diye bir kulübümüz var Süper Lig'de. Tabii ki şehrin buradaki bazı dinamikleri bu kulübün artık Gaziantepspor'un yerini alması yönünde bir inisiyatifte bulundular. Bu inisiyatifin sebepleri ve sonuçları irdelenmesi gerekiyor. Nedir? Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü ile Gaziantepspor fes olduğu zaman buradaki arazinin anlaşma şartlarına baktığınız zaman Milli Emlak'tan almış olunan bir emlak var, bir arsa var ortada. Bu arsa 84 dönüm büyük bir arsa. Şimdi Gaziantepspor yok olunca bu arsanın tapuları belediyeye geçiyor. Zaten belediyede ama belediyede şehirli şekilde var. 4 imza. Belediye diyor ki ben bu arsayı diyor Gaziantepspor yaşadığı sürece bu tapular benim korumamda diye teslim almış. Gaziantepspor yok olunca ne oluyor? Bu tapular belediyenin malı oluyor. Evet. Ben de bu konuda biraz gerekli olan belge ve bilgileri hazırlayarak mahkemeye başvurdum. Gaziantepspor'la ilgili yapılan çalışmaların yanlış olduğunu, Gaziantepspor'un burada bir reel olarak payı olduğunu, çünkü burada 25 yıldan beri faaliyet gösteren bir kulübün üzerinde her ne kadar da burası tahsis edilse bile bir pay olduğunu düşünerek buradaki yapılan uygulamanın haksız ve yersiz olduğu konusunda dava açtım. Ve bu davaların 4 dosyayı da biz iptal ettirdik, kazandık yani. Mahkeme de bu yönde karar verdi. Ama bu arazi artık Gaziantepspor tesisi olur mu derseniz bana olmaz. Çünkü oradaki tesisin tamamen altından girip üstünden yıktılar. Yani belediyeler buraya iş makinesini soktu, iş makineleriyle burayı dümdüz ettiler. Tekrar oraya bir tesis yapmanın çok mantıklı olduğunu da düşünmüyorum. Ama ne yaptılar dedi, bu kulüp yaşatılsın. Bu arazinin reel bir değeri var. Yani buradaki az çok emlak bilgilerini de biliyorsunuz. 84 dönümlük bir çarpın bakalım kaç para ediyor. Hiç çarpmıyor. Çarpın, ben de çarpın. Çarpın da millet işte öğrensin yani. Millet Sayın Vekilime sormak istiyorum. Ben çarpmanızı istiyorum. Ben, şey valla ben... emlak diğerlerini ne 84 dönüm. 84 bin metrekare. Evet. İbrahim 2'de ne kadar bir arsanın değeri? 5 bin lira gibi yok. Hadi 250 bin lira diyeyim. Metrekaresi, 250 milyar. Evet. Ne yapıyor? Makine almadı galiba. 2 milyar TL mi yapıyor? Bak öyle bir şey değil. Fazla yapar. 21 milyar. Evet. 21 katrilyonluk bir arazi var orada. 21 bin katrilyonluk arazide eğer istenilseydi %10-15 Gaziantepspor'a yanılıp bu borçlar temizlenseydi. Aynı şekilde de biz 80-100 dönüm arazi şehrine 10 kilometre, 20 kilometre, 30 kilometre ilerisinden
bir yeniden tesis yapılsaydı bu kulüp yaşatılmaz mıydı? Ben size soruyorum. Tamam. Ben zaten şöyle... taraftarlar da sizin gibi düşünüyor başkanım. Diyorlar ki birinci, yani Süper Lig'de bir takımım var. Yani yeni bir takımı Süper Lig'e çıkarmak maliyeti var. Bu çok söyledik. Yani ister istemez o Süper Lig'deki takımı yaşatmak, borcunu kapatmak. Daha kolayken neden burayı seçildi diye zaten bir... Ama bu kulüp Barcelona'dan da zengin. Şimdi ben yani, bunu sayın konu koluna sordum. Dedim ki takıma 25 milyon o zaman para harcıyorlar. Sayın Nurra sağlam da teknik direktör oluyor. Bu kulübün de borcu 17 milyon dedi İbrahim kızım. Hani ona vereceğimizi 17'yi verseydik de bu takım ligde kalsaydınız gene büyük başkan olur muydunuz dedim. Bir şeyler söyledi kendi kendince. O da kendince haklı. Ben sayın vekilime bir şey sormak istiyorum. Şimdi sizce sayın Ay buradaki mevzu Gaziantepspor'un düşmesindeki sebep düşürülmesi mi? Yani bilinçli bir şey mi? Antepspor'un oradaki o arazisine, şimdi siz öyle bir şey yaptınız ki, o araziyi değerlendirmek için mi böyle bir şey yaptılar? Şimdi tabii öncelikle çok teşekkür ederiz. Yani bunu bu araziyle ilgili Gaziantepspor'u ilintileyen veyahut da o konuda tasarruf kullanan yetkililerin niyetlerini pek bilmemiz mümkün değil. Ama kulüp yaşatılabilirdi. Bizler de mütakip seferler kulüple ilgili veyahut da şehrimizin Mutlu Bey'in dediği gibi bazı dinamikleriyle yani 55 yıllık bir geçmişi olan artık asır devirmiş, yarım asır devirmiş Gaziantep'in markası olmuş bir kulübü lağvetmek veya kişisel, siyasi veya değişik rant hesaplarıyla itmek, ötelemek gibi düşüncelerden arınıp yani bu şehri geçmiş dönemde eline taşın altına koyan çok değerli şahsiyetler vardı. Hakikaten 1969 yılında kurulmuş bir takımda Gaziantep insanının, Gaziantepli sanayicisinin, Gaziantep'teki siyasi dünden bugüne arkadaşlarımızın alın terleri var, emekleri var. Bu Gaziantep son bu döneme gelmezden önceki yıllarda Türkiye'de hakikaten adından söz ettiren üç büyük kulübümüzü bazı zamanlar dize getiren bir yapıda olmuşken takımın bu hale gelmesine biz bile yani üzülerek seyrettik. Olmaması gerekir efendim. Yani biraz evvel Mutlu Bey'in dediği gibi bu arazi satılıp biraz gelir ve geçmiş dönemdeki borçlar kapatılıp takım yaşatılabilirdi. Yani şehir böyle bir ikilem içerisine düşmezdi. Bugün de biz o ruhu, Gaziantepspor ruhunu canlandırmak için bu şekilde bir faaliyet yürütmemiş olurduk. Şehrin spor severlerine karşı da şimdi sizin sormuş olduğunuz bu sorulara da muhatap olmayabilirdik. Bu konuda tabii ki sorumlu arkadaşlarımız vardır. Biz onları Allah'a havale ediyoruz. Hoş bir şey yapılmadı, güzel bir şey yapılmadı. Kurulan yeni takımımız da maalesef üzülerek seyrediyoruz, izliyoruz. Yine öksüz bırakıldı, yine hor bırakıldı. Yine takıma, Süper Lig'deki takımımıza sahip çıkılmıyor. Maalesef statlarımızı dolduramıyoruz. O ahengi, o şevki, geçmiş dönemdeki Gaziantep taraftarının yaşamış olduğu o mutluluğu, o heyecanı veremiyoruz. Umarım yanlışlıklardan dönülür. Şehrimizin akil insanları, bu işe gönül vermiş dünden bugüne kadar birikimi olan spor camiamızın, sanayici arkadaşlarımızın, geçmiş dönemde başkanlık yapan yönetici arkadaşlarımızın
tekrar bu taşın altına elini koyarak şehirdeki Türkiye kamuoyuna karşı şu anda bulunduğumuz konumdan umut ediyorum ki çıkartırlar. İnşallah. Şimdi Gaziantep Spor'da bize çocukluğumuzun takımı şimdi. Evet, evet. Üzülerek. Ben Dişlaki Mahallesi'nde Abramer omuzunu alıp maça götürürdüm. Yani biz Gaziantep Spor'la büyüdük, Gaziantep Spor'la üzüldük. Gaziantep Spor bir yaşam biçimiydi. Yani pazar gününün hayatımızdaki mutluluğumuzu, vazgeçilmezimizdi. Gaziantep Spor belirliyordu evet. Sonuçta. Yendiğin zaman eve mutlu gidiyorsun, yenildiğin zaman mutsuz gidiyorsun. İşte acı tatlı günlerimiz oldu. Kimse böyle olsun istemezdi ama o süreçte gözümüz, yani elimizden bir şey gelmeyerek kayıp gitti Gaziantep Spor. Ha, evet. Nasıl, neler de gitti o zaman da pek konuşulmadı. Şimdiki gibi çok dile getirilmedi. Yani birkaç kişi dile getirmişti bu arsa meselesini veya işte sahip çıkılmadı meselesini. Gidi ben. Birkaç kişi derken seni gördüm. Gidi benim. Sonra hiç kim soralı şey yapmadı, olmadı. Kurtulamaz mıydı Gaziantep Spor? Kurtulurdu. Belki işte üçüncü ligde devam ederdi Bursa Spor gibi. Belki ikinci ligde devam ederdi. Ama bir Gaziantep Spor ruhu, bir Gaziantep Spor bu şehirde olurdu. Gaziantep FK olaydı. Yine aynı eski piramit yine devam ederdi. Yani şimdi bakıyoruz, Sayın Mehmet Yılmaz işte Gaziantep Spor logosuna Gaziantep Spor'u yaşatmak istiyor. Yani kötü niyet değil. O da Gaziantep Spor'u. Yani biliyor ki Gaziantep Spor ayrı bir olay. Gaziantep Spor'u yaşatmak istiyor. Sayın Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz Gaziantep Spor'sunuz diye çıkarıyor takımını. Bir de baktık siz işte elinizi taşın altına koydunuz. Dediniz ki işte Gaziantep Spor'u yaşatacağız amatörden bu sene 2024-2025 sezonunda Gaziantep Spor'u yeniden yeni bir yapılanmayla çıkaracağız denildi. İşte bizim kafamızdaki soru şuydu. Her sene bir Gaziantep Spor çıkıyordu. Ben forumda da dile getirdim. Bizim şeyimizle oynamayın dedim. Yani Gaziantep Sporluluğumuz da kimse oynamaz. Çünkü her sene bir Gaziantep Spor yeniden canlanacak, yeniden şey olacak diye bir şey hatırlıyordu sezonun başında. Ama bu sene bir şey oldu. Bir adım atılmış oldu. Amatör ligden başlamış oldu. Yani bu sefer de kafalarda şu soru işareti var. Neden Gaziantep Spor değil de Gaziantep 1969? Evet. Cevabını sizden bekliyoruz yani. Şimdi Gaziantep Spor Derneği'nin marka, tescil, logosu, tescilde de görürsünüz bir Gaziantep Spor 1969 olarak geçiyor. Yani biz bunu öngörerek Gaziantep Spor'u 1969 olarak sahaya çıkarttık ismini. Ne yapabilirdik başta? Gaziantep Spor ismini kullanamıyoruz. Ama ne yaptık? Gaziantep Spor ismini ben şahsımda tescilde... Yeni Gaziantep Spor, Gaziantep 1969 gibi değiştirdik. Biz ama tescildeki yazılı olan esas marka tescilini aldık şu anda. Esas, orası Gaziantep Spor Derneği kurum olarak. Tescilde Gaziantep Spor 1969 isim hakkı var. Biz oradaki isim hakkını alıp buraya yerleştirdik. Şimdi bizim buradaki yaptığımız olay Gaziantep Spor'un kendi içinde Gaziantep Spor Derneği'nin, yani sporun demeyelim de Gaziantep Spor Derneği'nin içindeki isim hakkını ve buradaki NACE kodlarını alarak, sportif faaliyetleri alarak, altı boş değil bunun. Yani kimseyi kandırmıyoruz. Bunu sistemden girip herkes görebilir. Bu da biz bunu olur, evet mi? Bu şekilde alıp süper amatör kümeden tekrar sportif faaliyet, yani futbol faaliyetlerine bu ligden başlattık. Bir yani. Takım satın aldınız galiba. Bir takım nasıl? Bir dakika dur Mustafa Hoca özür. Estağfurullah. Özür çok önemli bir şey söyleyeyim. Futbol Federasyonu'nda hala Gaziantep Spor faal bir şekilde duruyor. Şimdi evet. Şimdi hocam yani bu nasıl oluyor? Yani işte onu soracağım. Şahin Başkanlığı'nda Sayın TFF'de sitede aktif bir Gaziantep Spor var. Bir açıklayayım bak şöyle sorayım. Hepimize soru sayın olmuş olacak. Ben daha böyle yuvarlak bir kesitle sormuyorum. Keskin soruyorum. Taraftar ve seyirci merak ediyor. Gaziantep Spor Derneği nedir? Gaziantep Spor nedir? Bunun ayrımı ne? Şimdi burada bir yuvarlak konuşuyoruz. Gaziantep Spor Derneği'nin logosunu aldık. Plan yaptık falan gibi bir şeyler mesajlar geliyor. Yuvarlak konuşuluyor diyor. Şimdi seyirci şunu soruyor. Gaziantep Spor Derneği nedir? Gaziantep Spor nedir? Birbirinden ayıran şeyler nedir? Bir önce bunu bir açıklayalım. Değil mi? Bunu soracaktık değil mi? Yani çünkü Gaziantep Spor şeyde duruyor. Şimdi futbol, yani şöyle söyleyeyim. Gaziantep 1969 spor kulübü.
var. Evet. Federasyon sitesinde. Bu başka bir şey. Bir de Gaziantep Spor var. Bu da başka bir şey. Şahin Başkanlığı'nda. Yani orada mesela kulüp başkanı kim falan vesaire gibi şeylerle doldurmuşlar. Orada Hasan Şahin Başkanlığı, Gaziantep Spor amatörde faal bir kulüp gibi görünüyor. Biz 2017'de açmış olduğumuz davalarda mahkeme kararlarını basınla paylaştık. 2020'de karar verildi. Tekrar kulübün 2017'ye dönmesi yönünde tüm sonuçlarıyla. Çünkü bunlar Gaziantep Spor'un içindeki delegelerin tamamını sildiler. 200 küsür tane yeni delege yazdılar. O delegelerin yapmış olduğu kongre geçersiz hale geldi. Tamam. Burada yapılan işler çok doğru değil. Ha, biz bununla ilgili de bir sorunumuz yok. İstediğini yapabilirler ama oradaki sahte imzalarla, sahte delegelerle bir Gaziantep Spor tescillenmesi ve yaşıyormuş gibi gösterilmesi söz konusu. Peki sizin o elinizdeki evraklarla, hani bende diyorsunuz ya. Hangi evraklar? Ya işte logonuz, logo bende diyorsunuz, evet. Logo kullanma hakkı bende diyorsunuz. Yani tamam, belki faal futbolcusu yok. Futbol Federasyonu sözleşmeli bir futbolcu da yok. Yani öyle bir kulüp yok. Ama hayır, kulüp var. Kulüp kapanmış. Yani faal yapılmış. Yani faal bir şekilde oraya bir başvuru yapılmış. Faal bir kulüp yok şu anda orada. Kulüp yok. Kulüp yok, faal değil. Faal bir kulüp yok. Futbol faaliyeti bile yapamaz, evet. Artık orada. Futbol faaliyeti alınmış onların. Aynen. Şimdi ben şu dernekle kulübü merak ediyorum abi. Siz bize açıklar mısınız? Ya şimdi bizim buradaki Gaziantep Spor Derneği, yani bu kulüp kurulduğundan beri dernek olarak kurulmuş ve içinde futbol faaliyetleriyle Gaziantep Spor faaliyetleri yürütülmüş. Daha sonra Celal Doğan son dönemde, bunu özür dilerim, ben de araya destek veriyorum. Celal Doğan bunu bir AŞ pozisyonuna getirmeye çalışıyordu. Olmadı. Ve dernek statüsünde çıkıp başka bir yapıya büründü. Yani tescilli bir yapıya büründü. Nasıl Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Kayseri, Rize gibi böyle bir yapıya büründü. Şimdi dernek, benim bildiğim, çok spor kültürüne konuştum. Çok spor kültürüne konuştum. O yüzden bu konu dersime çalışmışım. Dernekle Gaziantep Spor'un bir ilgisi yok. Eğer olsaydı, bugün o bekle 142 tane dava, icralık dava faizlerle beraber sizlerden ve yönetim kurulundan 6222'nin içindeki bir yasadan dolayı başkandan tescil alacak ya, sizden alınabilirdi ama sizden alınamıyor şu anda çünkü sizin de ilgisi yok. Gaziantep Spor Kulübü Başkanı Hasan Şahin tarafından son başkan ve orada kapanıyor kulüp. Yani federasyon diyor ki yoksunuz artık, sizi görmüyorum. Tekrar 2022'de Hasan Bey'i tescil ettirmiş zaten. İsim, bak isim ve faaliyete geçeceğiz diye tescil ettirmiş. Gaziantep Spor Nohut Bürümcüsü açabiliriz. Tamam, faaliyete geçirsinler işte. Olay bitiyor o zaman. Ya burada Gaziantep Spor'u faaliyete geçirmek isteyen kesim, bu Hasan Bey de olabilir, bu Mehmet Bey de olabilir, bu Ahmet Bey de olabilir, bu Hüseyin. Sayın Cumhurbaşkanımız olabilir, evet. Herkes olabilir, ben bu olabilirim. Bu kulübü orada duruyor, dernek olarak. Evet. Eğer onu faaliyete geçirirlerse, ben de her türlü yardımı yapacağım. Şimdi bunu bir kere geçiremez, bunu iyi biliyoruz. Başkanım, yani bu, yani bu yok, bu yok. Geçirilebilir mi? Bayağı geçirilemez, geçirilemez. Kimse mümkün geçiremez. Ha. Yok ya, mümkün değil. Geçirmek biz için biz burada olmayacak bir şeyi nasıl oldurabiliriz? Onun hesabını yaparak bunu yaptık. Ha şöyle geçebilir. Yine spor hukukunun işte bir maddesi bende vardı ya, bir maddesine göre diyorsunuz ki benim geçmişten 10 milyon TL borcum var. Hı. Ben bunu ödeyeceğim. Evet, bu takımın da bir borcu yok. Artık bu faaliyeti tekrar bu sınıfta bu faaliyeti yapabilirim. Gayet diyeceksiniz güzel. Ve gideceksiniz Gaziantep Spor'u alacaksınız. Şimdi sizin demin arada bir şey bahsettiniz. 1.6 milyon TL dediniz ama onun yaklaşık yasal faizlerle o rakam 20 milyon üstüne çıkıyor. Yani bilemeyiz. Şimdi olaya bakmak lazım. Şu anda vergi borcunu girin maliye sorun ne kadarmış size söylerler. Ben söylüyorum, sırf alacaklar 20 milyon üstünde. Sırf bekleyen, icrada bekleyen alacaklar. Ve şey, zaman aşımına uğramayan alacaklar bunlar. Daha sonra sıfırlarsak, bunu hep anlattık burada insanlara. İnsanlar yani merak ediyorlar. Bunu sıfırladık. Evet, şimdi gittik Gaziantep Spor'u aldık. Ondan sonra takım mı kuruyorsunuz? Ha bir de burada şeyde başlayacaksın. Düştüğün yerden başlayacaksın. En alttan başlayacaksın. Gaziantep Spor olarak. Bunu el atarlar mı? Atmazlar mı? Mümkün değil. Şöyle bir şey de olabilir. Hülle oluyor. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum.
Gaziantepspor Başkanı Mehmet Yılmaz, Sayın Valimiz Kemal Bey, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Sağlık Umut Yılmaz, Tahmazoğlu, bilmem kim bir araya geliyor diyor ki, kardeşim bu ölüyü biz kaldıracağız. Gel bu ölüyü kaldıralım. Ne kadar bu ölünün kalkmasına maliyeti? 50 milyon TL. 100 milyon TL. Tamam verdik. Sonra federasyona başvuruyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Gaziantep FK'nın adını Gaziantep Spor olarak değiştirilmesi istiyorum. Bir takım prosedürler var. Bir takım yazışmalar var. Uzun sürüyor. Bir 6 aylık bir şeyler var. Çünkü bunun içinde UEFA giriyormuş, FIFA giriyormuş. Evet. Ondan sonra oluyormuş. 6 aylık süre onunla ilgili değil. Bir defa UEFA ile oturursunuz, konuşursunuz. FIFA ile de oturursunuz. Oradaki alacakları dökerler size. Ne talep edecekleri belli değil. Buradaki olay biraz farklı yansıtılıyor. 6 aylık süre dediği 6 ay inceleme süresi. Müsaade ederseniz ben biraz aydınlatayım o konuda. Tabii buyurun. Şimdi bu arkadaşlar bir isim almayla ilgili Adan İcra'dan bir dosyayı satın aldılar. Bu ismi alabilir miyiz diye. Aynı bizim yaptığımız işlemi yapmaya çalıştılar. Fakat bu icra dosyasıyla bu ismi alamazsın. Alsa bile ki oradaki isim sadece farklı sektörde kullanabileceği bir isim. Yani farklı şeylerde. Nohut dürümcü yapabilirsin mesela. Yani bunu çok açmak istemiyorum da yani gerek yok. Yani farklı şeylerde kullanılabilir. Yani burada hülle yapacak bir şey yok yani. Sen bu ismi niçin bu kulübe monte etmek istiyorsun? Gaziantepspor'un isminin büyüklüğünden dolayı değil mi? Bu kulübün yaşaması lazım o zaman. Siz bunu zamanında niye yok ettiniz? Birilerine niye peşkeş çektiniz? Memik Yılmaz tutuyor sonuçta. Ya Memik Yılmaz olsa da yok. Tabii. Yani bu süreç zaten cevap takım aldı. Evet, Memik Yılmaz o. Bakın aslan gibi Bursa'da yaptı, gitti, çıkarttı borcu, oturdu alacaklıları. Sil kardeşim ne kadar alacaksın? 100 lira, sana 30 lira, sana 10 lira, sana 50 lira dedi. Bir rakamdan anlaştılar. Şehirde aslan gibi geldi o şehri yönetenler. Her kurum böyle döşüne ismi yazmayla değil, tak dedi herkes hakkına düşen parayla verdi kulübün borcunu kapattı. Bak Bursa Spor şu anda 50 bin lira oynuyor. Kim kazandı şimdi? Şehir kazanmadı. Tabii. Zaten bizim niçin olaya doğru bakmıyoruz? Bu kısır çekişmelerden kurtulalım. Ben de diyorum ki kardeşim sen burayı Gaziantep Spor yaparsan ki yapmana gerek yok. Artık bu kulüp bir Süper Lig takımı. Bu şehrin nüfusu 4 milyon olmuş. Bir tane takıma talim ettirmeyin şehri. Bu şehirde bu tip aktivitelere ihtiyaç var. Çünkü halk ciddi anlamda streste ve bunalımda. Biz burada altyapıları güçlendirerek, gençlerimizi buraya çekerek bu pis alışkanlıklardan, uygunsuz yaşam tarzından gençlerimizi temizleyerek kültürlü insanlar yetiştirebiliriz. Siz oraya bir spor lisesi açmışsınız. Spor lisesiyle bu kulüpleri bağdaştırın, birleştirin. Güneydoğu Anadolu bölgesinin komple bir tarama yapılır. Burada başarılı futbolcu arkadaşların tamamı seçilerek bu liselerde hem kültürel olarak kültürleri artırılır hem de ciddi anlamda kaliteli futbolcular üretebiliriz. Yani biz olaya doğru bakmıyoruz. Sosyal sorumluluk kapsamında bu olayı değerlendirmiyoruz. Eğer biz rant olarak bu olaya bakarsak, yarın bu kulüp de ranttan girecek. Şimdi bana söyleyin, Büyükşehir Belediyespor'un üstünde kayıtlı olan tapuları, o dönemdeki tapuları çıkarsınlar, bir de bugün tapuları çıkarsınlar. Kaç tane tapu kalmış hadi. Buralar rant yuvası haline getirilmiş efendim. Ondan sonra federasyondan gelen cezaları biliyorsunuz, neyden dolayı geldiğini, bilmem ne oluyor, bilmem. Yani yapmayın bunları. Gerçekten ciddi işler yapacaksanız, samimi işler yapacaksanız çözüm belli, reçete belli. Halkın buna ihtiyacı var. Bu halk sizden bunu istiyor. Ben pazar günü Nizip Spor'la maç yaptım. Gaziantep Spor olarak Gaziantep Spor'umuzun gelen taraftarlarımızın sayısı 5000'e yakın bir taraftar geldi. Herkes Gaziantep Spor istiyor. Eğer siyasetse siyaseten halkın istediğini yapın. Eğer siyasete bakmayalım, şehre bir yatırımsa bu takım bu şehre lazım.
Bu Gaziantep Futbol Kulübü de bu şehre lazım. Bu süreçte bir destek gördünüz mü? Mesela burada bağlanmadan sonra hiç kimseden... Kimden? Yani şehirden, kimlerden destek gördünüz? Yönetim kurulumuzdan destek gördük. Şehirdeki vatandaşlarımız da manevi olarak destekleyenler var. Ne yapabiliriz diyenler var. Bu konuda yani mesela hiç Mehmet Yılmaz, Sayın Mehmet Yılmaz bir araya geldiniz mi? Sayın Fatma Şahin'den bir araya geldiniz mi? Bu tür bu süreçte yani neler yapabiliriz? Bizim şu anda gidip de belediyelerden bir talepte bulunmamız yanlış olacak. Çünkü bu kulüp şu anda kendinin öz iradesini önce bir göstersin dedik. Ondan sonra şehrimizi yöneten insanlar bu konuda bir tasarrufta bulunmak isterlerse biz her zaman diyoruz. Ziyaret ettik hepsini. Nezaket ziyareti yaptık. Biz bu kulübü çıkaracağız. Sizler de bu kulübü çıkartmamızda pay sahibi olabilirsiniz. Sizden bir talebimiz yok ama lütfen bu kulübü çıkaralım. Bu şehir bu kulübü istiyor dedik. Yani bizim yaklaşımımız biraz daha soft, yumuşak ve çatışma nitelikli değil yani. Ya biz çözüm nitelikli. Kupalarda müze, yani bir müzesi bile yok. Yani o kupalara bile sahip çıkılsın, sergilensin. Sonuçta yani mesela Avrupa'da oynadığımız maçların resimleri, posterleri bir yerlere asılsın. Yani böyle bir şeye bile ihtiyaç var. Yani Gaziantepspor'un aslında isminin yaşatılmasını biz bu anlamda da çok fazla isteyen taraflar. Ya şimdi bir şehrin tarihini yok etmek, şehrin hafızasını yok etmeye benzer. Ha Kürttepe'ne Türktepe dediği gibi. Orası Kürttepe kardeşim, Türktepe değil. Milli mücadelede Antep Harbi'nde Gaziantep'e gelen Kürt vatandaşlarımız Antep Harbi'ne katılmıştır. 6317'nin yarısı Kürttür, Kürt kökenlidir. Gaziantep halkı da Kürttepe'ye bu arkadaşların ailelerini yerleştirmiştir, ismini de Kürttepe koymuştur. Şehrin hafızasıyla oynamayalım. Şimdi biraz önce dedin de aynı şey. Soft yaklaşıyoruz dedin ya başkanım. Bundan 3-4 hafta önce Şehit Kamil Belediyespor Başkanı İrfan Bey'i davet etmiştik programımıza. O da işte şehrin dinamiklerini ziyaret ettiklerini söyledi. Ben orada şöyle söyledim. Eskisi girmişti. Eskiden neydi? Gaziantepspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gazkispor diye bir piramit vardı. Yani bizim biraz önce dediğiniz gibi 3. ligde bir takımımızın olması lazım. Hı hı. Ve 2. ligde bir takımımızın olması lazım. Yani o piramidi yeniden düzmemiz lazım. Onun için bizim bir taraftar olarak, basın mensubu olarak değil de bir taraftar olarak ricamız şu. Gaziantep BKK'da başkanı Sayın Mehmet Yılmaz işte, Sayın Fatma Şahin, işte Umut Yılmaz, Sayın Umut Yılmaz, Sayın Mehmet Ahmazoğlu, Bu Alemez, Gaziantep Spor, Şehit Kamil Belediye Başkanı İrfan Bey, siz bir araya gelip Gaziantep futbolunu yeniden eskisi gibi alevlendirmemiz lazım. İnşallah. Yani kavgayla değil, kavga işte ben soft dedim onun için, kavgayla değil, yapıcı bir şekilde. Tabii ki. Yani siz Gaziantep Spor, olur, Gaziantep 1969 veya neyse Gaziantep Spor olarak yolumuza devam ederken Gaziantep FK'dan destek görmeniz lazım. O desteği nasıl olur? Bir futbolcu yetiştirerek şimdi verip Gaziantep FK'ya destek olur. Özür dilerim, ben birazcık havanda su dövdüğümüzü düşünüyorum ama. Evet. Şimdi Zeki Bey bir şey diyebilir miyim? Tabii. Şimdi Mustafa Bey'in saymış olduğu şahsiyeti yani geçmiş yıllarda da şehrimizin saygın, saygıdeğer bu şehri idare eden şahsiyetleri. Yani şimdi biz geçmiş dönemdeki Gaziantep Spor yönetimiyle çatışacağımıza o günün şartlarında bu şehri idare eden bu şehrin veyahut da akil insanları bu şehirden ekmek yiyen bu şehrin kazanımlarından kendilerine pay çıkaran şahsiyetlerin hepsi sağ. Yani bu arkadaşlarımız o gün bu işe el atıp Gaziantep Spor Kulübü'nü eğer istenmiyorsa arzu etmedikleri o yönetimden çok daha güzel bir şekilde oturarak, anlaşarak bir ihtiyar heyeti veyahut da şehrin idari mekanizmasındaki insanları yani bu takımı böyle horlayıp, iterek, ötekileştirerek düşüreceklerine bu takımı el birliğiyle şu anda hiç bu sorulara matap olmayacağımız şekilde
yek vücut el birliğiyle Süper Lig'de arzu etmiş olduğumuz konuma getirirdik. Yani kurulan sanki gerek Akınal yönetim olsun, gerek şimdiki arkadaşlarımız olsun. Yani şehrin insanları ne kadar sahip çıkabiliyor? Veya şehri bu takımı idare eden arkadaşlarımız ne kadar kucaklayabiliyor? Ne kadar bu arkadaşlara motive sağlanıyor? Maddi, manevi ne kadar destek sağlanıyor? Şimdi öncelikle bu şehrin dinamikleri var. Bu şehrin bir mazisi var. 55 yıllık bir takımı bugün maalesef herkes bir tarafından tutmuş. İşte kimi logoyla, kimi isimle, kimi dernek diyor, kimi kulüp diyor. Bir taraflardan çekiştirmeye çalışıyorlar. Yani burada 55 yıllık kulübe böyle kıyılamaz ya. Yani 1969 yılında çok büyük acılarla, ızdıraplarla, yokluklarla, fedakarlıklarla, Allah nur içinde yatsın, geçmiş dönemde başkanlık yapan arkadaşlarımız, binlerce bu taşın altına koyan yönetici arkadaşlarımız, bir kısmı bugün hayatta değiller. Bu arkadaşlar diş tırnak takımı buraya getirmişler ama keyfi yönetimlerle, kişisel kaprislerle, çıkarlarla bu kulüp ötekileştirilmiş. Yani Gaziantep Spor dururken FK niye kuruldu? Niye çıkarıldı? Şimdi alacaklar diyorsunuz. Ben işin o kısmını çok bilmiyorum. Sayın Başkan kadar ben bilgi sahibi değilim. Çok da böyle futbolla ilintili bir şahsiyet değildim. Sayın Başkan tevazu gösterdi. Şehre sahip çıkma anlamında Mehmet Bey ihtiyacımız var dediler. Biz de taşın altına elimizi koyalım dedik. Yani o kadar alacaklı mağdur olmadı mı? Şimdi o kadar insan mağdur edildi. Belki yüzlerce, binlerce insan bu kulüpte mağdur oldu. Günah değil mi yani o insanlara? Yani bu hak mı, bu adalet mi, bu hukuk mu? Buna hangi vicdan el verebildi? Orada emek harcamış, yıllarını kulübe vermiş, ama yöneticilik yapmış, ama temizlikçisi olmuş, ama altyapıda çalışmış, ama futbolcu olarak kulübüne hizmet etmiş. Ben çeşitli cemaatlere girdiğim vakit, bazı zamanlarda insanlarımız benim o kulüpte alacağım var. Mehmet Bey acaba bu sizinle mi ilintili? Sizin kurmuş olduğunuz bu kulüple mi ilintili diye insanlar maalesef soru sorma ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü bu bir haktır yani. Medet umuyorlar. Tabii kendi elimizle biz insanların hakkını gasp ettik. Yani adaletin olmadığı, adaletin hakkın bu kadar gasp edildiği bir kulüpten veyahut da bir şehrimizin marka olmuş bir derneğinden, yani insanlarımız nasıl bu mesuliyetten kaçabiliyorlar? Nasıl biz kendi insanlarımıza katakülle yapabiliyoruz? Sayın Vekilim, şimdi bu söylediklerine sonuna kadar haklısınız. Siz buraya gelmeden önce biz yıllardır bunu konuşuyoruz, böyle söyledik. Şu anda ne o işin müsebbipleri bu taşın altına elini koyar ne de dönüp o tarafa bakar. Efendim bu işin bir hesaba çekilmesi gerek. Yok, bir mi? Mahkemesinin olması gerek. Nasıl? Yani bu kulübü bu hale getiren, evet, gerek seçilmiş, gerekse de kendini bu işte sorumlu hisseden her arkadaşımız vicdani muhasebesini kendi vicdanında yapması gerek yani. Kimden hesap soracağız? Kulübü bu duruma getiren arkadaşlar kimlerse, evet, bu şehrin dinamikleri yani bunun da hesabını vermek zorundalar yani. Nasıl soracağız? Evet. Nasıl soracağız? Ya belki bu birinci ligdeyken ikisi beraber oynarken birisi Süper Lig'e çıkıp hangisi hak ediyorsun? Efendim yani bu işin efendim bakın. Doğru mu? Planet bakın bugün Gaziantep Türkiye'nin 5. büyük sanayi şehri. Nüfus itibariyle de 6. büyük şehri. Yani bizden büyük olan bütün şehirlerimizin Süper Lig'de, 2. Lig'de, 1. Lig'de oynayan 2'şer, 3'er, 4'er takımları var yani. Yani Gaziantep şehri, Gaziantep insanı futbol kulübü olarak veya daha değişik sportif kulüpler olarak hak ettiğimiz yere gelmek mecburiyetinde kendimizi hissedemiyor muyuz?
Antalya Spor, Alanya Spor örneği gibi. Efendim Adana'nın iki takımı var, Ankara'nın iki takımı var, İzmir'in üç takımı var, İstanbul'un beş altı takımı var. Yani Gaziantep, Gaziantep halkı, Gaziantep spor severleri, futbol severleri bunu hak etmiyor mu? Biz en son Nizip Spor maçıyla Seyran Tepe stadında saha vermişler. O yağmurun altında binlerce insan gerek Nizip'ten gelmiş, gerek Gaziantep spor ruhuyla Gaziantep sporu desteklemeye gelmiş insanların bir kısmı açıkta kaldı. Ve o yağmuru yere gizlediler o maçı. İşin garip. Yani Gaziantep hak etmiyor mu birkaç kulübün Süper Lig'de, 1. Lig'de, 2. Lig'de, 3. Lig'de top koşturacak çocukları yok mu? Biz o çocukları kahve köşelerinde, kafe köşelerinde veyahut da daha değişik gayri ahlaki yaşantılardan kurtarabilecek bizde insan yetişmiş insan, birikimli insan veyahut da bu şehri idare eden insan birikimimiz yok mu? Biz o insanlara sahip çıkma sorumluluğunu kendimizde nasıl hissetmiyoruz? Bu şehir bizim, biz bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehrin 3 milyon insanı da ırkı, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun hepsi bizim insanımız. Biz bu çocukları zararlı alanlardan, topluma kazandırmak açısından sporun çeşitli branşlarında bu çocuklarımızı yetiştiremez miyiz? Bu çocuklarımıza daha değişik, daha güzel imkanlar sağlayamaz mıyız? Biz bir Gaziantep sporu bile beceremedik. Gaziantep Spor Kulübü'nün gelmiş olduğu o günkü borç batağından bile Türkiye'nin sanayideki 5. vilayeti kurtaramadı yani. Herkes bu sorumluluğu kendine hissetmesi gerek efendim. Kurtaramadı mı? Evet, kurtarmadılar veya kurtaramadılar veya siyasete veya ranta peşkeş çektiler. Bu işte siyaset olur mu? Şahsi kişisel çıkar ve menfaatler şehrin çıkarlarından üste olamaz. Peki o Celal Doğan tesisleri nasıl koruma altına alınmış? Yazık günah değil mi ya? Bu satılıkta boycu ödemekle alakalı kısımda... Tabii o zaman satalardı. O zaman orayı satalardı. Sayın Mutlu Başkan belki... Belki... Efendim bakın şimdi biz davalık olduk. Belediyeye geçtiği zaman nasıl satılıyor görürsünüz. Şimdi belediye zaten ihaleye çıkarttı burayı. Galatasaray'ın Florya arazisini aldı. Evet. Milli Emlak. Kemerburgaz'da yer verdi. Florya'yı ben alacağım. Evet. Bunun gibi yapacaksın. Aynı olay. Bunun gibi yapacaktın abi. Yani şimdi o günkü... Beyhan Kürekçi çok fazla bu işlerle. Beyhan Bey'le biz beraberiz. Bakın ben meclis üyesi olmadığım için buraya yapılan projelerin tamamına içeride meclis üyesi olan bir meclis üyesi şer koyarak itiraz ediyor. Biz de o şehirlere karşılık dava açıyoruz ve davaları kazanıyoruz. Şimdi maalesef Beyhan Bey vefat ettikten sonra CHP'ler de bunu umursamaz hale geldi. Neden acaba? Sebep nedir? CHP'ler bu işe bir Beyhan Külliyetçi'nin sahip çıktığı gibi sahip çıkamıyorlar. Biz burada particilik yapmıyoruz. Beyhan Bey Gaziantep'li birisi olduğu için Gaziantep'in malına sahip çıktı. Burası kamu yararına tahsis edilmiş bir alan efendim. Burası Gaziantep halkının malı. Benim değil. Ben tapusunu üstüme almayacağım. Gaziantep halkının malı. Kamu yararına tahsis edilmiş. Şerhli tahsis. Ombudsman olarak da tapular belediyeye verilmiş. Kimse bu kulübün başkanı gelip bu arazileri satıp rant elde etmesin diye belediye korumacı burada. Şu anda 3 imza mı var gerekiyormuş? 4. 5 imza mı? 4 imza. Gerekiyor da o imzalar şeyin işte Milli Emlak Müdürü, Kulüp Vali, Başkanı, Gezgin Sayman, işte Milli Emlak Müdürü falan filan kulüp şeyi. Bunlarla... Özel altına, koruma altına alınmış. Evet, aslında. Özel koruma altında. Burası yapılamaz efendim. Burası imara açılamaz. Burasının imara açılması suçtur. 522 bin liraya icradan alıp işçilere maaşınızı vereceğim diye ve dönemin Şehit Kamil Belediye Başkanı çağırıyor işçileri. Hepsinin ile toplantı yapıyor. İşçinin bir tanesini dosya üzerinden satışa çıkarıyor. Bakın bu 5700 metre işte Gaziantep Spor'un tapulu malı. Kendi malı. Bakın. Tamam. İbrahim kızı zaman tamam siz söyleyin. Bir yana. Gaziantep Spor Kulübü'nün
Tapuda 5.700 metre bir malı var. Üstüne yani o 84.000 metre kalan. Üstüne, evet. O 84 dönümün içinde. Kolej, evet. Kolej evet. Vakfının alt tarafındaki yer. Yok değil. Orası. Celal Doğan testlerinin olduğu yer olur mu? Peki tamam ben öyle biliyorum. Kolej Vakfının altındaki yer Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü. Orası kiralıktı. Şimdi bizim Celal Doğan testlerinin içindeki tam ortadaki bir alan 5.700 metre. Bu 5.700 metre Gaziantep Spor Derneği'nin tapulu malı kayıtlı. Dönemin belediye başkanı, bak ben kulüp başkanıydım değil mi? Burayı satabilirdim ha icrada. Birisine de zaten aldım. Bunu sormak ha, İbrahim Kızıl sonra başkanlık İbrahim yapmış. Kızıl da bunu yapabilirdi. Ben de yapabilirdim. Ben de dedim ki burası tapulu malımız kalsın. Yarın borçlarda kullanırız dedik. Ya sadece Gaziantep Derneği'ne ait olan. Derneği'ne ait. Ya tamam. Borçluğa çalış. Şurada bir malımız var arkadaş. Tamam. Ama biz size bunu verek derdik. Bir şey yapardık. Mesele o değil. Burası ne oluyor? İşçinin alacak dosya üzerinden icra takibi yapılıyor. Ve icra takibi sonucu satışa çıkarılıyor. Satışa sadece bir kişi giriyor alıcı olarak. Bütün her şey kamuoyundan saklanıyor. Kim? Rıdvan Bey'e sorun kim olduğunu o bilir. Belediyede çalışan birisi. Söyle. Bilmiyorum ismini işte. Orada kayıtlı adliyede yazılı kim oldu. Satışta resmi hepsi adliyede. 522 bin liraya satın alınıyor burası. Gösterim yer. 5.700 metre. Tamam bacım. Siz gittiniz mi İbrahim Kızıl'dan sonra? Atıyorum Fatma Şahin'in yanına gittim. Bunu bitirebilir miyim? Evet tabii ki. Aynı 522 bin liraya alınan arazi kaça satılıyor? Tekrar satılıyor. 135 milyon trilyona yani. Gaziantep son borcu mu var bu yıl? Sadece 5.700 lira. Şimdi bununla ilgili şöyle bir şey yapmak lazım değil mi? Siz madem bu işe kafa koydunuz, Rıdvan Fadıloğlu'na da dava açın, Vedat Diri'ye de açın, kim suçluysa İbrahim Kızıl'a da açın. Yani resmi işleme ne dava açacağım ben? Gayet güzel yapılmış işlem, öyle bir dava açılacak. Şimdi ben onu söylemeye çalışacağım. Şimdi bakın, bunlar sizin ve bizim kanayan yaramız. Evet. Tamam mı? Benim herhalde bununla ilgili 20 tane yazım vardır. 20 tane de televizyon programı vardır ve bangır bangır bağırarak siz çok nazik konuşuyorsunuz. Ben buradan böyle sesimi de yükselterek, gerekirse tehdit de ederek programlar yaptım bu konuyla ilgili. Gaziantep Spor adıyla ilgili. Şimdi benim rahmetli babam 1,5 sene önce öldü. Allah razı olsun. Gaziantep Spor 7 sene önce öldü. Geriye dönüp de 7 yıldır şimdi bak bu kulüp gelmiş, Sayın Korukoğlu almış 25 milyon para hibe etmiş, takımı Süper Lig'e çıkarmış, ondan sonra oraya vermiş, buraya vermiş. Adam elinden geleni yapmış Sayın Korukoğlu, doğru mu? Olmuş, evet. Olmuş, çare yok. Şimdi bu gitti. Gelelim Sayın Vekilim'in laflarına. Şimdi böyle bir ülke olduk ki biz. Öyle bir ülke oldu ki. Önce kılıfı hazırlıyoruz. Sonra minareye bakıyoruz. Bunu mu çalsam sığar mı, bunu mu çalsam diye. Ben belediyelere soruyorum. Üç başkana birden soruyorum. Ben davet ediyorlar. Gel kardeşim bak spor testlerimize bak. Kaç tane, iki tane spor lisesi kurdum ben diyor. Kaç tane diyor. Şöyle çıkartıyor abi. Bunlar lisanslı futbol. Bu okçusu, bu atıcısı, bu badmintoncusu, bu şuncusu, bu futbolcusu. Sayın Büyükşehir Belediye diyor ki, gel diyor, gel sen gel bak hele gel Vedat'cığım ya. Hele biz neler yapmışız? Şu tesis, bu adam, bu insan, şu organizasyona bak. Diyorsun ki evet gerçekten belediyeler çalışıyor. İnsan kaynağı var. Meslek edindirme kurslar açılmış, kasbekler, spor okullar açılmış. Ya Şahin Bey'de bir tane konservatuar gibi bir yer yapılmış belediyenin içine, tamam mı? Aklın durur, bugün üniversitenin içindeki konservatuarda öyle bir yer yok. Çalışıyoruz diyor. Nasıl biz çocuklarımızı ona buna bırakırız? Biz bu memleket için varız. Biz var ya şuyuz. Biz var ya buyuz. Şimdi arkanızı dönüyorsunuz. Timur'un filleri, Nasrettin Hoca'nın köylüleri hiç kimse yok. Yani biz havanda su dövüyoruz. Bundan sonrası için ben size teşekkür ediyorum. Bunları açıkladım. Bundan sonrası için biz ne yapabiliriz? Bir kere biz artık bu takım amatörden çıkıp size katkı sağlamak istiyorum. Lütfen buyurun. Bu tip faaliyetleri çok büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Tabii. Ama siz bunların maaşını milli eğitimden alıp halk eğitim adında veriyorsanız
ve bu halk eğitimi içeride çalıştırdığınız şu kadar sporda adam istihdam ediyoruz diye bunlara kullanıyorsanız ne yapıyorsunuz? Parasını nereden, kim veriyor? Konuya girmeden dedim ki önce kılıfı hazırlıyorlar, sonra minareli boyuna bakıyorlar. Şimdi bu başka bir platform. Bu ülkenin kanayan yarası maalesef ben de yiyeyim, ben de alayım, ben de vereyim. Tenzih ediyorum herkese ama ben de alayım, Mustafa da yesin, öbür ben. Ne var? Kolay ucundan... şey yapamamış diyor, şu an yapılabilir mi diyor. Hayır, ucundan tırtıklıyorlar. Yani güzel bir şey anlattı. 5000 tane adam var, milli sporcu yaptım ben bunun çoğunu, 10 tanesini. Geri kalan 4900'ünü spor yaptırıyorum. Milliyetin Bakanlığı, Spor Bakanlığı, verin kardeşim bak burada bir şey var. Adam başı 50'şer milyon atıyorum, para veriyor. 20 milyonu halk eğitim üzerinden sana geçiriyorum. Geri kalan 30 camiye yardım. Peki Gaziantep Spor kurtulur olmaz mıydı? Mesela kurtuldu. Bir yıllık halk eğitimin %10'uyla kurtulamaz mı? Asya kurtuldu ya. Atıp kurtulamaz mı? Ama ben sana söyleyeyim. O kadar çok imkan var ki, o kadar çok proje var ki. Hadi devlettin, azıcık gireydin de Avrupa Birliği'nde fonlardan Gaziantep Spor adına bir fon kefil olaydın, getireydin gene kurtulurdu. Başkanım, evet. O zaman şöyle. Evet, o evet. Kadar basit tabii ki. Tamam. Başkanım tabii. Şöyle anlatayım. Ben bir eskiye madem gittik. Şimdi İbrahim Kızıl zamanında yönetimdeydiniz, doğru mu? Abi İbrahim Kızıl bitti. İbrahim Kızıl konuşmayın. Hayır, gitti, yönetiminde gitti. Miydin? Evet. Bülent Mamatoğlu'nun bana anlattığı bir olay var. Diyor ki biz diyor İbrahim Kızıl'ın bu kulübü düşüreceğini, yanlış yapacağını, bu kulübe zarar verdiğini anladık. Evet. Bununla alakalı kendi içerimizde istişare ettik. 6-7 tane de yönetimden arkadaşlarla telefonda konuştuk. Evet. İstifa edecektik ve düşürecektik. Başkanlıktan düşürecektik. Sonra gitti, bu duyuldu. Sonra İbrahim Kızıl gücünü yetebilecek birkaç kişi telefonla aradı. Bizle beraber hareket eden istifa edecek kişiler vazgeçtiler. Ben ayrıldım tarzında bir şey söyledi. Böyle bir şey doğru mudur? Siz bu oluşumun içerisinde var mıydınız? Yok. O zaman yoktu. Hiç bu konuyu duydunuz mu? Hayır. Bu konu şöyle, bakın. İbrahim Kızıl'ı yönetim kurulu istifa ederek devirmez. Sadece yeni bir yönetim, yeni bir olağanüstü kongre oluşturması için İbrahim Kızıl'a engel olabilir. Şimdi düşünün, içeride 1200-1300 tane suruçlu delege varken kim düşürebilir İbrahim Kızıl'ı? Millet Mamatoğlu yönetimden istifa edip de mi düşürecek? Yönetim kurullarını seçen delegelerdir. Doğru mu? Evet. Delegeler seçer. Yani bunu sanki yani gerçekmiş gibi anlatmaları çok saçma. Adam içeriye monte etmiş 1200-1300. Belki tekrar olağanüstü genel kurul yapsa tekrar seçilebilir. Yani olağanüstü genel kurula götürmeye çalışmış olabilirler. Ha, yani, tamam, yani. Onu götürür. Tamam. Bak, onu götürdüğü zaman geri İbrahim Kızıl seçilecek. Evet. Yani yapılan iş öyle. Bu bir futbol yöneticisi ise, bu futbolu bilen bir adamsa yani yaptığı açıklama çok doğru değil yani. Yani sizin de sanki Tarsifet Bey İbrahim Kızıl'ı anladıysanız eğer bu takımı düşüreceğini veya zarar verdiğini anladığınız anda yanında durmamanız gerekiyordu diye düşünüyorum. Şimdi ben İbrahim Kızıl'ın yanında değildim. Bakın İbrahim Kızıl beni aradı. Mehmet Kızıl beni aradı. Biz kulübü bırakıyoruz dediler. Senin almanı istiyoruz dediler. Yönetime gir dediler. Niçin ben dedim. Sen bu işin altından kalkarsın dediler. Niye dedim. Futbol olarak dediler. Bu şehirde bu işi götürebilecek bir arkadaşımızsın dediler. Ben de dedim yani kulüp batmasın. Kulübü çıkaralım. Kulübü tekrar hayata geçirelim. Ve ben aldıktan sonra da şehri yöneten insanlarla otururuz konuşuruz. Nasıl bir şekil şemal çizeceksek beraber karar veririz. Bu kulüp yaşasın isterim. Yani tenezzül edip hiçbiri, ya biri başladı Kızıl'ın adamı, öbürü başladı Suruçlu mu bu, öbürü başladı Karşıyakalı mı bu, ya bu memleket algıyla yönetiliyor kardeş. Ya gelin, ben babamın malı değil burası, memleketin malı dedim. Ya Vali Bey'e gittik, sen bu işten elini çek dedi, dönemin İçişleri Bakanı şu anda. Öbürüne gittik, bilmiyorum, Allah Allah dedim, ya ne yapıyorsun, neyi bu kulüp, niye batırma? Bu kulübün tek batırılma sebebi 84 dönüm arası. Başka bir şey değil. İbrahim Kızıl falan safsata. Geçin, bitti İbrahim Kızıl. Hadi İbrahim Kızıl'dan ben aldım, geleydiniz. Bütün her şey benim elimdeydi.
Çünkü yani böyle bir şey anladıysanız hani yanda niye durdunuz demek istiyorum aslında. Ben yanda durdum. Yanda değildi. Yönetimde değildi ya. Yönetimde değildi. Değildi. Sonradan devrildi. Ya kardeşim bakın Adana kongre yaptığında yönetimine girdim. Ben yönetiminde değildim. Onda girdim. Ve kongreden sonra İbrahim Kızıl istifa etti. Gene yönetim... Onaylı kongre değil mi? Evet, yönetim kurulu kararıyla beni başkan seçtiler. Tekrar ben kulübü şeye hazırlayacaktım, kongreye. O dönemde de ligler başladı, devre arası yapalım dedik. Ve ben 7 tane maça çıkarttım takımı, 6 tane maça çıkarttım, 13 puanla bıraktım. Ben bıraktıktan sonra da 1 puan üstüne koyamadılar. Yani 5. hafta Gaziantep PK yenilmişti. Evet, 6. haftada aldığım puan 13 puandı kardeşim. Ve takım 9. sıradaydı. Devre arasını bu. Ben 8 tane transfer yasağı vardı. 8 tane oyuncu getirdim Kıbrıs'tan. Filiz lisans yaptım. Altyapıda gösterdim. Kıbrıs'a girişini yaptım. Kıbrıs'tan da kulübe girişini yaptım. Altyapıda gösterdim. Devre arasında 8 tane yeni transferle kulübü ciddi bir şekilde dizayn etmiştim. Ve buradaki dinamikler buna müsaade etmediler. Bugün o kulübün yerini kim yıktıysa, kim yıktırdıysa bunlar buranın müsebbibidir, suçlusudur. Daha ne konuşayım ya? Şimdi tabii şu da var. İbrahim Kızıl düşmezden bir sene önce yine böyle olaylar olmuştu. Ölü taklidi yapmıştı. Ben ölü taklidi yaptım dedi. Kulübü vereceğim, bana paramı verin dedi. Ben ölü taklidi yaptım dedi. Yani adam bütün Gaziantep'le adam oynadı. Şimdi biz Gaziantep Spor Kongre üyesiydim ben. Delege aynı zamanda. Hı-hı. Üyeydik. Tarık Yükseler kulüp müdürü. Baktık adımız yok. Hayırdır ne oldu? Bir aidatımız 60 lira yıllık aidat varmış. Ödememiş. Ödemişim. O da var. Ondan sonra adımız yok. Oy kullanamayacağız. Bir şeyler oldu bilmem ne. 11 milyon dedi alacağım var dedi. İbrahim Kızıl. Dönemin üst düzey yöneticilerine yani şehrin ileri gelenleri diyoruz ya. Bu da ne demekse bilmiyorum. Şehrin ileri gelenlerine dedi ki benim 10 milyon onlar önde yediler ya. Alacağım var. Dediler ki verelim. Tamam. Sonra biz o zaman evlerimiz karşılıklı kendisiyle. Enteresan bir diyaloğumuz var. Bir gün kala dedi ki ben başkanlıktan vazgeçtim. Devam edeceğim. Niye? Bana dedi 1 milyon verip beni göndereceklermiş. Öyle bir düğüm aldım dedi. Öyle bir cümlesi var bana, şahsıma. Yok ya öyle şey mi olur dedik. Hakikaten kongreye geldi. Dedi ki ben adayım dedi. Nasıl adaysın? Bizim yoktu. Hani bak seçim yapılacak. Öyle taklidi yaptım dedi. Şimdi buradaki işler farklı işler. Aynı irade bu adamı cezaevine çıkartmak için her türlü mücadeleyi yaptı. 80 evet. Evet. Şimdi 21 milyar tezata var. Tezata var. Evet. 21 milyar. Şimdi bir kara kutu vardır ya. Sayın Vekilim iyi bilir. Siyaset uğraşır. Mesela ben şeyi hiç anlamam. Yaşar Büyükanıt'ın Kozmik Oda'ya gidip çıkıp da bir şeyler oldu ya hani. Orada susup devletin bekası için sustum diyor ya. Hala da susuyor ya mesela. Ben yani bir 52 yaşında vatandaşım. Benim bütün siyasi hayat gözümden geçiriyorum. Bir tek soru var kafamda. Neden orada çıkıp da başka şeyler anlatmadı? Misal veriyorum. Bu da böyle bir şey olabilir. Yani nasıl söyleyeyim? Şu bardak dolu. Bundan buna koyulabilir miydi acaba? Anlatabiliyor muyum? Koymana gerek yok. Ya. Yok hani acaba sana hani şu bardağın seninki boşaldı. Kardeşim Mustafa gitmiş. Mehmet şöyle olmuş. Ya bu İbrahim Kızıl dediğimiz adam Türk petrol yani askeriyenin bütün petrolünü Yıldırım Demirören'le sağlayan insan. Amerikan generali gelip büreme verdi bu adama. Tamam. Boy. Yani şu bardak boşaldıysa o zamanki şeyi söylüyorum. Belki fantazi. Komplo teorisi ispatı yok. Ama ben yorumcu olarak ama şimdi adli bir vaka vardı. Bu şekilde kulüp başkanı cezaevine alındı. Doğru mu? Kulüp başkanı evet alındı. Peki bu dönemde bir kayyum atansaydı ne olurdu? Her şey düzenlenmez miydi düzgün şekilde? Düzenlenen.
O sene moda değildi kayyum, artık kayyum sonradan moda olmuş. Şimdi gelelim, gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Esas sorun şu, bakın yine söylüyorum. O arazi başka bir şey değil. Hepsi evet. Salsak. Peki, tamam onu bir değil mi? Esas sorun o arazi. Onun yeri çok kıymetli. Şimdi kimin orada, alacağını da biliyorum ben o araziyi. Orada şey var. Pırlanta madeni. Yok yok, kimin alacağını da biliyorum o araziyi. Herkes biliyor. Sayın Vekilim daha iyi biliyor. Hülle var ya, hülle. Hülle adıyla alırlar. Genler almaz. Ya bu işte ama... Hülle yaparlar ama. Bilemem yani... Efendim biz hukuki mücadeleyi vereceğiz. Evet. Gaziantep adına. Evet, gelelim. Gaziantepliler adına. Orası hiç kimsenin malı değil. Gaziantep Spor'a tescil edilmiş bir arazi. Avukatlarımız o konuda güzel bir hukuk mücadelesi veriyor. Hı-hı. Hakikaten 4 sefer yargıdan döndü yani. Çok dişe diş bir mücadele veriyor hukukçu arkadaşlarımız. Allah rahmet eylesin. Beyhan Küley. Beyhan Bey, evet Allah nur içinde yatsın. Orayı Gaziantep'lerin ses vermesi gerek. Orası Gaziantep'lerin malı. Kimsenin malı değil. Gaziantep Spor için Gaziantep'lere tahsis edilmiş. Evet. Yani birilerine bir şeyler sağlamak uğruna o tesisler, o kadar emek verip yapılan o tesislere yani dozerlerin girmemesi gerekirdi. Evet. Gerekirse FK'ya verirlerdi. Yani öyle bir güzel tesis. Altyapı yap FK'ya ya. Öyle sen güzel bir tesis. Yani nasıl kıyabildiler? Hangi zihniyet, hangi kafayla, hangi mantıkla, hangi düşünceyle? Atatürk Havalimanı'nın günah değil mi? Efendim bakın şimdi mesela, bizim yani. meselemiz Gaziantep. Biz Gaziantep'lerin yüksek menfaatini, Gaziantep futbol severlerin, spor severlerin menfaatlerini düşünmemiz gerek. Bizler faniyiz. Bugün varız, yarın yokuz. Ama bizden sonraki gelecek kuşaklar bizim gibi Gaziantep'e idarecilik yapmış, yöneticilik yapmış, çeşitli kademelerde gerek seçilerek, gerek atanarak hizmet yapmış insanları rahmetle anması gerek. Yani öyle bir tesislere, yani o dozer girerken inanın ben ağlamamak için kendimi çok zor tuttum. Orada Gaziantep'in malı. Yani Gaziantep Spor Derneği veyahut da işte Gaziantep Kulübü istenmiyorsa ama Gaziantep FK'ya orada tesisler kullanılabilirip belki daha güçlü bir altyapıda gelecek sezonda çok daha iyi bir Gaziantep FK oluşabilirdi, olunabilirdi. Kesinlikle. Ama yazık yani. Yani bu şehrin İdareci insanları yarını düşünmek zorunda. Bugünü kurtaralım. Hadi bugünkü bazı borç alacak ilişkilerimize bazı yerleri peşkeş çekelim düşüncesiyle değil. O peşkeş çekilen yerler 10 sene, 20 sene sonra Gaziantep'lerin mercekle arayacağı yerler olacak. Bu toplumun gelecek kuşaklara, bu insanların gelecek kuşaklara çeşitli hizmet alanlarını bırakmak zorunluluğu var. Yad ile anılacaklarsa bu toplumun, bu şehrin değerlerine hep beraber sahip çıkmaları gerek. Ben o kanaatteyim. Ben o kanaatle de Sayın Mutlu Özpinece Başkanıma yardımcı olarak bu taşın altına biz de acaba neler yapabiliriz diye taşın altına elimizi koymak arzusuyla bu kulübe girdik. Gaziantep Spor'u sevenler de Gaziantep FK'yı ötekileştirmemeli. Başkanım, tabii efendim bakın benim takımımız var. Benim iddiam şu. Süper Lig'de de bu şehrin iki takım olsun, üç evet. takım olsun. Yani Gaziantep bugün Türkiye'nin artık batıya açılan, artık bu dünyayla entegre olmuş, çeşitli yeni yavaş yavaş markalarını oluşturmuş, çeşitli sektörlerde de neredeyse dünyanın merkezi olmuş bir şehri. Yani bu şehir bir futbol kulübü olarak bir takımla, iki takımla, üç takımla anılmaması gerek. Bu şehir 3-5 takımı
Birinci Lig'de, Süper Lig'de, tabii profesyonel takımı... Yani Süper Lig'e gerek yok bence. Tabii efendim, yani kaldırabilecek güçlem, gerek maddi gerek manevi. O insan potansiyelimiz var. Bu şehrin 3 milyon nüfusu var. Yüz binlerce genci var. Bu gençlere biz çeşitli alanlar açmamız gerek. Ama aş noktasında, ama iş noktasında, ama enerjilerini tüketebilecekleri veya hayalinde yaşatmış oldukları spor alanında, çeşitli spor branşlarında biz bu çocuklarımızı gerek Türkiye'de gerek dünyada tanıtacak, çocuklarımıza imkanlar sağlayabilecek kulüpler oluşturmamız gerek. Kısır döngü içerisinde dönmememiz gerek. Yani FK nedir, Gaziantep Spor nedir, Kale Spor nedir, Şerekçisi Spor nedir, Gazi Spor nedir? Bunlar hep bu şehrin değerleri efendim. Bu değerleri biz çoğaltmalıyız. Çok sahalar yapmalıyız, çok salonlar yapmalıyız. Şu anda amatörlerin oynayacağı saha çok az. Ama biraz önce daha yani bu şehirde 88 tane futbol sahası vardı geçmiş yıllarda. 40 sene önceye gidelim mi? 88 tane. 88 tane tabii. İttihadı bile kaldı. Şimdi şehir kamindeki statlar olmasa maç oynanmayacak. Şimdi yani. Siz Tekel bölgesi dediğimiz o Tekel sahası kaç tane saha var burada? Evet. Devlet Demir Yolları'nın. 4 tane. Yok. İstasyonda vardı 2 tane. Orası komple sahaydı. O boş alan var ya, o tren yani. İki tane istasyon orada vardı zaten. İki istasyon da vardı. O istasyon ayrı. İstasyon devlet demir yollarının orada. Dört tane de şey vardı abi. Tekel sahası vardı. Tamam, tekel sahası. Karşı yapanın içinde bir sürü saha vardı. Tamam. Gittik şeye, Kavaklık'ta vardı iki tane. Sigortanın orada. İki tane ve üç tane vardı. Binevler'de, Şerekçisi'de, Perilikaya'da. 88 iddialı oldu da. Evet, 88 tane. 40'ı bulacak gibi. 88 tane saha vardı bu şeyde. Ve kentin nüfusu 300 bin. Hep top oynuyormuşuz. Evet. Sigorta hastanesinin içinde bile iki tane var. Evet. Oo, ne olaylar oldu orada. Ya. Ya neler neler. Şimdi başkanım. İşte onunla bu çok örtüşüyor biliyor musunuz? Evet. O günkü Mövenpik Otel muhabbetiyle bugünkü bu Antep Spor'un şeyi çok örtüşüyor. Evet. Ama tabii filler tepişiyor, çimen eziliyor. Bana ne diyorsun? Susuyorsun ama siz susmayın. Siz milletvekilliği yapmışsınız. Evet. Belki yeni dönemde yeniden milletvekili seçileceksiniz. Nasıl? Belki siz meclis üyesi olacaksınız. Bizim öyle bir derdimiz yok. Bizim siz susmayın. Benim de öyle bir derdim yok. Ya Allah, belli mi olur? Nasip kısmet. Yok öyle bir derdim yok. Hayır, açık söylüyorum. Abi derdim olması değil. Biri getirir görevi verir. Antep Spor Başkanı olmak gibi bir derdim var mıydı? Biri getirir görevi verir sana. Öyle demeyelim. Sayın Özpileci de. Bizden yani biz işte burada gördüğüm böyle ama yani tüm kahraman mikrofon bulunacak konuşan. Yok hayır, ben sizin hakkınızı savunuyorum. Siz de benim hakkımı savunuyorsunuz. Tabii. Beraberiz yani, kusura bakmayın. Tabii canım, yok. Benim kadar Antep Spor'da senin malın. Allah hepimiz. Emin olabilirsin, sizden çok savunduğuma emin olabilirsin. Aynen öyle. Ya buradaki insanın hepsi benim kadar Antep Spor'un sahibi. Şimdi gelelim geleceğimize. Öncesinde ben... Evet, artık bu şehirde yaşayan insanları. Tamamı bu takımın sahibi kardeşim. Herkesin hakkı var burada. Çünkü bu kentin malı. Ya şu mala bir sahip çıkar ya. İnşallah. Hepimiz sahip çıkar ya. Ya çok sessizlik, bu işi halleder ya. Gerçekten ya. Bir şey istiyorsam namertim. 5 kuruşluk rant peşindeysem namertim. Namertim ya. Cebime de ben bir kuruş Antep Spor'dan bugüne kadar koyduysa Allah bana yedirmesin, evime kavuşturmasın. Allah etmesin. Hep cebimden harcadım, hep cebimden harcadım. Bütün başkanın hepsi diyor ki burası Almanya değil der meyve. Yani gazan. Hayır, bakın şimdi burası Almanya. Öyle bir alırım ki kimsenin ruhu duymaz. Fakat iflah etmez. İflah etmez. Kimi iflah etti? Bana söyleyeyim. İtibarı belli zaten. Evet. Kimi iflah etti? Cenk Tosun'dan gelen yetiştirme parası, Muruma'dan gelen para ne oldu? Ha, yediler. Kim yedi? Bilmem. O dönem yediler işte. Ben ne yaptım? 1 milyon 200 bin TL parayı bıraktım, maaşları dağıtın işçilerin dedim, onu da yediler. Everton kulübü para gönderecek. Evet. Son gün takımın üst, bütün hesaplarında haciz var. Evet. Bunu bana... O dönem, şu an menajer de, ünlü bir menajer. Sayın Vekilim, şeyi diyorlar ki, bir hesap verin. Biz UEFA'yla finansal pir anlamda kötü olacağız. Bu parayı size göndermemiz gerekiyor. Gönderemiyoruz.
Bizimkiler diyor ki, ulan A bankasında, Deniz Bank'ta zaten uçmuşuz. Şu bankaya gitsek şöyle, bu bankaya gitsek böyle. Tabii Türk kafası gidiyor bir bankaya, X bankasına, isim vermeyelim. Diyor ki, sayın müdürüm, tanışıyoruz ya. Sen diye bir hesap açsana diyor. Anında. Ne hesabı diyor? Gaziantepspor. Açayım diyor. Vades hesabı. Tamam diyor. Vades. Tamam tamam. Bu şu an aktif mi diyor? Aktif diyor. Çak arıyor ben. İngilizce de bilmiyorlar. Bir tane tercüme var. Arıyor diyor ki işte hesap numarası şu 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 şu. Para atıyor. Swift kodu bir gün sonra geliyor ya. O arada millet Gaziantepspor'da hesap açılmış mı açılmamış mı daha onu denetlerken Swift kodu şey devreye giriyor. O gün geçiyor. Ertesi sabah saat 9'u 1 geçe para çekiliyor. Bu gözler neler gördü? Ya tamam kim almış o parayı araştırsınlar. İşte araştırsınlar. Bankada kayıtlı o zaman. Bana öyle anlattılar. Evet. Gaziantepspor'un çöküşü Sayın Celal Doğan'ın İbrahim Kızıl'a verdikten sonra neden İbrahim Kızıl dediğinde ehven işer demesinden sonra süreç başladı. O benim çantacım dedi Start TV'de. Yani biz emin ellere teslim edemedik. Hepimizin vebali var bu işte. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok ama hepimizin şeyi ama var. Ama bu temizlenebilirdi. Kesinlikle bakın ben size şu kadar söyleyeyim. Bağımsız denetim kurullarının ciddi anlamda yapmış olduğu raporlarla bu işi temizleyecek tek güç Türkiye'nin yüce adalet sistemiydi. Mahkeme kararıyla. Bu borçların hepsi yok hükmünde sayılabilirdi. Evet. Teknik olarak. Bunu kimse yapmak istemez. Ya Sevmet Atay'dan birbirine girdi gene bir şey çıkmadı. Sonra. Yapmak istemediler efendim yapmak evet. istemediler. Mahkeme yani kararıyla borçlar yaşayan sizsiniz geçersiz yani. Hale gelebilirdi. Niye? Çünkü altı boş ya. Şuraya gelmiş de yok. Nereden gelmiş? Bu nasıl gelmiş? Yok yok. Boş. Arka boş. Geleceği konuşabilir miyiz? Söze canım da. Evet. Ben çıkayım istersen. Estağfurullah, estağfurullah. Olur mu? Estağfurullah. Yok. Hayır zaten konuşmanız için. Evet. Sadece seyircilerimizden gelen iki yorum var. Onları size paylaşmak istiyorum. Mustafa Tiryaki beyefendi sormak istemiş. Memik Yılmaz ile Umut Yılmaz arasında neden işbirliği yapılmıyor sizce? Diye bir soru gelmiş. Cevaplamak isteyen. Memik Yılmaz'la Umut Yılmaz neden işbirliği evet. yapmıyor? Yani Gaziantepspor siz üçünüz benim sorum. Üçü de mesela biz logoyu aldık, takım kuracağız, yok şuradan başlatacağız, yok buradan başlatacağız ya da şey Çemberli Spor olarak gideceğiz de Süper Lig'de Gaziantepspor olacağız. Yani mesela işte Göztepe, Kayseri falan yaptığı gibi zamanında. Tamam yapalım nasıl bir işbirliği istiyorlarmış? Yani o logo bende sende diyeceğinize mesela... Tam yalan söylüyorlar. Logo bende. Gelsinler yapak işbirliği. Başka da bu kadar patenti diyor Mutlu Bey de logo bizim baktığımız Gaziantep Bey. Çıkarsın belgesini. Yani işte anlatmak istediğim şöyle tarafların da kafası karışıyor. Tamam bak karışıyor. Bende bir şey varsa ben belge veririm. Sizde belge var mı? Ya, o işlere girmez. Size daha önce sunuldu zannedersen belge bir şey. Evet, Erhan Bey geldiğini söylemiş. Evet. Var mı belge gördünüz mü? Ama işte şöyle galiba tescilden 6 ay içerisinde bozulabiliyor ya da net gelebiliyor galiba öyle bir şeyler oluyor. 3 ay denetleme belki şey var. Belki sizin böyle bir başvurunuz vardı ama süre, red geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Mesela Gençlik Spor'un Gaziantep 2000, Spor ayrıca boşluk bile bıraksanız galiba onu kullanmaya bile izin vermiyor. 2023'ün 4. ayında alınmış bu iş. O sürede geçti yani. Tabii. 2023'ün 4. ayında alınmış bu iş. Peki sizde bu belge varken, ben aldım derken sonrasında kaç ay sonra başkan Memik Yılmaz çıkıp da logoyu ben aldım, Gaziantep FK'nın artık kullanım hakkı diye bir açıklama yapıyor. Bu anda yaptığında siz mesela niye sessiz kalıyorsunuz? Yap diyorum ben de daha iyi işte, mutlu olurum. Yap, değiştir ismini. Mutlusunuz zaten. Değiştir diyorum yani değiştir. Sen bunu açıklıyorsan değiştireceksin. Evet, başka soru. Bu kadar basit evet. ya. Aldıysan değiştireceksin. Gelsene Zeki. Gelsene Zeki. Mutlu senin elindeki logo. Orijinal. Bunu bana ver. Ben Gaziantepspor adına. Niye vereyim ben? Ha işte bak. Orada şimdi şey yok. Tamam niye vereyim? Söyle şunun için ver de vereyim. Antep sevdası, vatan, millet, Sakarya seviyorduk gençler. Şimdi orası Gaziantepspor mu olacak? Gençler Gaziantepspor olacak diyor FK'ya. Antepspor yapıyor. Beş tane isim değişti. Bir de altıncıyı değiştirecek ha.
Gel burada Gaziantep Spor gelin. Gelin burayı kaldırın. Ora kalsın. O bizim Süper Lig takımımız olsun. Gelin biz size alttan hizmet verelim. Gerçekçi olalım. Tamam işte biz bunları konuşalım. Yani bir yeri yıkmadan, hep birlikte beraber yürüyelim. Biraz önceki dedik o piramidi tamamlayalım yani. Geliştirelim, gelin. O piramidi tamamlayalım. Yani bu takıntılardan kurtulması gerek. Tamam, yani logo sende, isim bende. Bunlardan Gaziantep kamuoyunun kurtulması gerek. Sayın vekilim şimdi bakın. Hep beraber, el birliğiyle. Dedim ki, nasıl dedik? Senin takımın adı Gaziantep FK olsun. Tamam. Benim takımın adı Gaziantep Spor olsun. Süper Lig'de olayım. Ben de burayı destek vereyim derse ne dersin? Tamam. Ben gençlere altyapı hizmeti de veririm. Ya kardeşim bu bak. Eğer bu şehir bunu böyle istiyorsa bizim Gaziantep Spor'umuz var. Biz Gaziantep Spor'u ta 5 tane isim değişmiş bir takıma yamatmayız. Gelin bu takım Gaziantep Spor olarak çıksın. Bala çıksın, 3'e çıksın, 2'ye çıksın. Senle de koordinasyonunu kuralım. Nasıl kuracaksa bu şehrin dinamikleriyle, vekilim de burada, sözümdür. Ben her türlü kolaylığı yaparım. Zaten benim futbol aklım diyor ki, birisi Süper Lig'de, birisi 2. Lig'de, birisi 1. Lig'de olsun. Piramitin oluşması yani, var. Aynen öyle. Gaz gibi bir şehir Antep Spor. Daha fazla sormasın. Ama şöyle bir şey var. Gaziantep Spor da bir müzesi mi oluyor? O kupalar herhalde bir yerde atıl durumda duruyor. Avukat Haki'nin garajında duruyor. Tamam hepsi. İşte. Evet. Ya böyle, garaj mı onun yeri? Garaj mı? Yani yeri garaj mı? Hayır, bu kadar Avrupa'da maalesef iyi oyuncuları satmış. Tamam belediyemiz bir zahmet bir alan oluşturaydı da Gaziantep Spor Müzesi diye açardı o zaman. Hangi okuduğuma göre? Hangisi açacaksa. Şey çalır bence bunu açar. Peki sizin Gaziantep Spor'un logosunu niye vereyim dediğiniz gibi o kupayı ben garajdan niye vereyim derler mi? Niye desin? Demezler. Demez. Hakim Gaziantep Spor'u şeyi yani... Sevdalısı. Çok ciddi sevdalısı bir arkadaşımız. Bu yapılanma sürecinde Sayın Umut Yılmaz'la görüştünüzdü. Umut Yılmaz'la ne görüştük? Seçim öncesi beni ziyarete geldi sağ olsun. Umut Yılmaz sevdiğim bir kardeşimdir. Gaziantep Spor üzerinden bir görüşme yaptık. Basına açıklama yaptık. Gaziantep Spor'a her türlü katkıyı sağlayacağına söz verdik. Umut Yılmaz çok özür dilerim. Çok seçimler bitti. Umut Yılmaz bu sözünü unuttu. Ben de oraya geldim. Bu kadar basit. Gaziantep Spor, Şehit Kamil Belediye Spor dedi. Evet. Rengini de değiştirdi. Orası şeydi, yeşil miydi? Yeşil siyah mıydı? Neydi? Yeşil siyah mı neydi? Kırmızı siyah oldu. Zaten bu da mavi beyazdı, bu da kırmızı siyah oldu. Herkes bir taklitçilik peşinde, Gaziantep Spor taklitçiliği peşinde. Maalesef siz Gaziantep Spor olamazsınız, olamayacaksınız da. Gelin akil şekilde, gelin akılcı şekilde, gelin gerçekten bu işi doğru şekilde çözelim ve siyasete alet etmeyin burayı. Burası şehrin takımı olsun. Burada 6 kişi oturuyoruz. Sayın Vekilim İyi Partili, ben başka partiliyim, İyi Partili değilim. Sizler de öylesinizdir. Ama gelin şu ortak noktada birleşelim. Güzel şeyler konuşalım. Başkanım yani o kızlar bir soru soracak mı? Tamam. Bir, işte o soru zaten şöyle. Mesela bir izleyicimiz birisi yazmış diyor ki hani sizin saydığınız gibi Adana'nın takımı var, Kayseri'nin var, İzmir'in var, Ankara'nın var. Tabii ama hepsinin belli bir hikayesi, belli bir isim farklılıkları var. Biz hepsi Gaziantep Spor olsun istiyoruz. Olmaz. Yani Gaziantep FK'yı Gaziantep Spor yapalım diyoruz. Bunda Mustafa Bey, bunda ısrar etmemek gerek. Yani her kulübümüz birbirinden değerli, birbirinden güzel. Sonuçta şehrin ihtiyacı var. Yani şehirdeki futbol severlerin, şehrin insanının süper amatör kümedeki takımına da ihtiyacı var. Birincilikte oynayacak takımına da ihtiyacı var. Amatör kümede oynayacak, bal liginde oynayacak takımına da ihtiyaç var. Bu kısır döngüden, bakın Mutlu Bey dedi ki ne? Gaziantep FK'nın biz altyapısı olalım. Oyuncu yetiştirelim. Yani şimdi futbol dünyada bir sektör oldu. Şimdi bu sektörde maalesef yani Türk çocuğu Alman, Fransız, İtalyan, Brezilyalı, Şilili, Venezuelalı çocuklardan kabiliyetsiz çocuklar mı? Yani 85 milyon Türkiye'nin çocukları
Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden milyonlarca euro, dolar transfer parası alıp ülkesine, şahsına irat kaydedeceğine, biz 100 milyonlarca euro paramızı Avrupa'da futbol oynayan gençleri takımlarımıza kapabilmek için, yabancı uyruklu kapabilmek için para harcıyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti neyden aciz? Yani bizim gençlerimiz o gençlerden eksik kalır. Bir yönleri mi var? Fiziki bir eksiklikleri mi var? Biz de yetiştirelim. Gaziantep olarak, biz de Gaziantep Spor olarak FK'ya futbolcu yetiştirelim. Büyük kulüplere futbolcu verelim. Ama bakın şimdi burada böyle bir çelişki çıktı değil mi? Ben sayı çok olunca laflar karışıyor değil mi? Siz dediniz ki Gaziantep Spor burada. Gerçek Gaziantep Spor burada. Ya onu mecazi manada. Yani, biliyorum. Yani şimdi şeyi bu. Gelin yani burayı söyleme. Kalkındıralım. Evet. Değil mi? Ama parantez içerisinde Mutlu Bey evet. Biraz önce benim ifade etmiş olduğum açıklamayı yaptı yani. Evet. Bizim öyle şu anda Süper Lig gibi veya Birinci Lig gibi bir iddiamız yok. Tamam. Şimdi diyor ki gerçek Gaziantep Spor bu. Evet. Ben mavi beyaz değilim. Yeşil siyah değilim. Sarı pembe değilim. Bilmem ne değilim. Ben gerçek gelin buraya kalkındıralım. Burada hemfikir miyiz? Yani kalkındırma derken birlik olalım diyorum ben. Yani. Tamam. Mesela yani, nedir kafanızdan geçen? Ne istiyorsunuz? Futbola, Gaziantep futboluna. Tamam. Ne istiyorsunuz? Ne olmalı mesela? Ya ben bir şey istemiyorum. Ortak akıl dedim. Bak. Tamam. Ne olmalı mesela? Hani ne olmalı ortak akıl olursa? Ya benim yıllık işte 5 milyon giderim var. Önce bunu karşılayalım. 3 tane topçu almam lazım. 10 milyon bu lazım. Araç lazım gibi nedir mesela? Ne olur mesela? Diyelim ki sizin yapınızda bulunan 3 tane 5 tane topçuyu biz kendimiz oynatırız. Hı. Bu futbolcular burada maç eksiğini giderir. İstediniz mi? Ya ben burada bir şey isteyemem ama Süper Lig takımından süper amatör oyuncu mu istenir? İstenir. Altyapıdan isteriz. Altyapıdan isteriz. Sorun değil. Hı. Biz burada diyoruz ki oturulur bu iş gerçek boyutlarıyla, gerçek konularla neler yapılabilir? Proje üreteceğiz, proje. Proje, benim burada açıklamam üretilmez. Bu şehrin bir futbol aklı var efendim. Bu futbol aklını kullanarak nasıl bir proje üreteceksek hep beraber üreteceğiz. Mutlu Özpüneci'nin dediği olmasın. Futbol aklının dediği olmasın. Bu şehrin bir futbol aklı var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü aklı olanların yetkisi yok, yetkisi olanların aklı yok. İşte biz o aklı olup yetkisi olmayanlarla yapacağız biz bu işi. Yani dolayısıyla böyle bir futbol aklı var mı onu bilmiyorum. İşte var. Var da yani işte kullanılmıyor. Var sonra. Kullanmıyoruz. Biz o aklı kullanacağız. Futbol aklını. Bakın şimdi bu şeyde 3 tane 4 tane profesyonel takım olduğunu farz edelim. Tabii şimdi, 2 olsun önce. 2'den başlayalım. Yok. Cidden başka bir konu. Başka bir fikir. Bu Gaziantep FK'da şu anda hocalık, yardımcı hocalık, masör, işte malzemeci, şu, bu, hı hı. İşçi kaç kişi çalışıyor? 10. Masörü falan söylemiyor. Yardımcı hocalık falan filan 9-10 kişiler. Şey, teste çalışan arkadaşlar? 20-25 tane orada vardır. 50 diyelim. Şimdi 4 takım olsa bu 200 olur. Veya 300 olacak. Ne olacak? İstihdam. İstihdama bakın siz. Ve geçmişte bu şehre futbolcu olarak hizmet etmiş insanlara İş sahası çıkacak. Bugün senin FK'nın altyapısında 20 tane hoca çalışıyorsa öbür takımda da 20 çalışacak altyapısında. Öbüründe de 20 çalışacak. Gerçekten futbolu bırakmış arkadaşların ciddi bir işsizlik sorunu var bu şehirde. Yani görev yapacak yer bulamıyorlar. Buraya girmek için herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Halbuki takım sayımız çok olsa iş imkanı daha fazla olacak. TÜFAT Başkanı'nı tanıyor musunuz? Evet. İsmet abi. Evet. Git yani derneğe gitmiştiniz de vardır o zaman muhakkak kendine. Yani bilirim, tanırım. Hasan Doğan testlerinin evet. Yanında şey var. Evet. Mesela oraya gidip bana iki tane arkadaşlar burada çay kahve içeceğinizi gelin bizim orada için hem bize bir katkınız olsun, siz zaten etmesiniz. Zaten para almıyorsunuz. Yani sizi kulübe almıyorlar. Evet. Ben bunu hep söylüyorum. Yani adın Antep kütüğünde Antep yazıyorsa FK'nın içine giremiyorsun. Hoca olarak giremiyorsun.
Maalesef gidemiyorsun. Niye böyle bilmiyorum. Kardeşim burada çay içeceğinizi, kahve içeceğinizi. Gelin ben size çay kahve yemek. Bana yardımcı olun. Nasıl oynayalım? 3-5-2 mi oynayalım? Topçu var mı? Yanlış bir şey yapmıyor. Böyle bir şey istediniz mi Tufat'tan? Tufat'tan bizim oyuncu istemedik. Oyuncu değil mi? Teknik direktör veya teknik direktörümüz var zaten şu anda bizim yani. Hakkak vardır, ben anlatamadım. Şimdi ne istemem şimdi lazım? Gelin birlik olalım diyorsunuz ya. Evet. Şimdi ben biraz bir şeyler toparlamaya çalışıyorum. Tamam. Gelin birlik olalımın altında sen de elini taşın altına koy, ben de koyayım. Bak sayın vekilim koymuş. Biraz Ece koysun, biraz Mustafa koysun. Tamam, futbol aklı dedim ya demin. İşte, bu işi şimdi, futbol aklı. Bunu bir yerden... Yani Tufat da bir futbol aklı. Bakın her şeyi, her şeyi istemekle olmaz. Anlatamadım. Mesela ben şu an 8 katlı bir villa istiyorum. Ne olmasını istediniz dediniz. Evet. Ben de dedim ki bu şehrin bir futbol aklı var. Tamam. Benim istediğim değil dedim. Sıkıştırıyorum diye düşünmeyin. Ben... Değil, estağfurullah. Ben dedim ki bu futbol aklından bir... Tamam, olur. Yararlandınız yapılır. Mı? Yok, yararlanmadınız. Ya ben şimdi o aşamada değilim. Oradasınız, tam da oradasınız. Tamam, şöyle, bu arkadaşlarla biz oturup görüşürsek, evet. Bu oluşumu sağlarsa sıkıntı yok. Sağlarsınız. Mesela ben size telefonunu vereyim, İhsan Hoca'nın. Ya var ben. Var var. Şimdi Vedat Bey, bakın. Vedat Bey. Bütün herkesin telefonu var abi bende. Abi ben, biz şeye yani... Yani anlatabildim mi ben demek istediğimi? Sen benim kim olduğumu biliyorsun. Diye bir soru vardı. Evet. Millet mi? Eyvah, millet ekmeğe de geldi. Başkan, yani spor alınca Gaziantep Spor'un Süper Lig serüvenine ne kadar katkı sağlamış olduğunuz? Yani bir yıl mı kazandık? 3 yıl mı kazandık? 2 yıl mı kazandık? Yani spor şu anda bu takımın... Çimenli Spor'un tarihi niye yok ettik? Çimenli... Yani orada bir tarihi varsa, tarihi bir takım varsa... 2015 yıl. Yani küçük bir şey olmaz. Tamam, Çimenli Spor'un... Müsabaka gücü vardı. Çimenli Spor'u yöneten arkadaşlar da bırakmayı düşünüyordu. Biz dedik bir kulüp alacağız. Bu müsabaka gücünü Çimenli'nin alalım Gaziantep Spor olarak monte edelim. Yani sıfırdan başlamayla Çimenli Spor'un hakkını almayı arasında yani ne kadar bize fayda sağladı? Yani ne olacaktı? Alt lig amatörlerden başlayacaktı. Bir üst. Yok, bir üst yok, grup bir üst gibi. Daha alt var. Evet. Önce mahalleye mi başlayacak? Yani en azından 3 yıl 4 yıllık bir süreç. Yani 3 yıl 4 yıl bereye geldi. Evet, biz Bal Ligi de alabilirdik. Bal Ligi'nde de oynayabilirdik. Yalnız Bal Ligi'nde bizim almamız bu kulübün aktif şekilde faaliyetini sürdürmesinde ciddi sıkıntılar yaratırdı bize. Çünkü yeni bir omurg oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni bir takım, yeni bir anlayış, yeni bir zihniyetle geldik yani. Biz burada bunu alarak burada belki çıkamayız. Bakın olabilir. Gayet normal. Ama biz burada bir omurga hazırlıyoruz. Bu omurganın oluşmasını sağlıyoruz yani. İlk önce bir Bünyamin Hoca'm ismi geçmişti ilk başta kurulduğunu. Bünyamin Hoca bizimle beraber. Yani sportif direktörümüz olarak gördüğünüz gibi. Devam ediyor. Tabii. Şimdi ben Vedat Bey tamamlayıcı olarak söyleyeyim. Buyurun, şimdi tabii bu arada ben sizin kim olduğunuzu biliyor musunuz? Kulüp, sayın vekilim. Ben yani değil mi? Ben kulüp, amcam milletvekili falan derler ya. Evet. Evet. Şimdi kulüp daha yönetimini yeni oluşturdu efendim. Evet. Altyapımı işte şu anda sahaya hazırladığımız futbolcu arkadaşlarımız. Yani bunlar şöyle bir 2-3 aylık bir geçmişi var. Evet evet. Şimdi tabii ki biz yani bir takımda olması gereken yönetimdi, işte futbolculardı, idari kadroydu. Onları hazırladıktan sonra sizin de arzu etmiş olduğunuz Gaziantep'teki o şehre katkı sunmasını arzu ettiğimiz arkadaşlarla bir araya geleceğiz. Gelmek zorundayız. Doğrusu mu? O sorumluluğu biz kendimizde hissediyoruz. Evet. Yani biz diğer arkadaşlardan da bunu talep ediyoruz. Biraz önce Mutlu Bey üstü kapalı bazı şeyler söyledi. Yani bizim de bir şeyler talep edebilmemiz veyahut da birileriyle ortak paydada birliktelik yapabilmemiz için şöyle takımı binanın su basmanını yapmamız lazım. Evet, evet. Yani binanın bir su basmanını yapmamız gerek. Yoksa bu takım benim babamın malı değil.
Bizim Gaziantep, Gaziantep 1969'da o zamanki belediye başkanı rahmetli Abdülkadir Batur Bey'in girişimiyle kurulmuş. Gaziantep'te çok büyük değerlerimizin belki bir kısmı da büyük bir kısmı da rahmetli olmuş. Değerli şahsiyetlerin omuzlarında alın teriyle büyüdü. Doğru. Biz Gaziantep milliyetçisiyiz. Evet. Gaziantep'i seviyoruz. Gaziantep'in marka değerlerine önem veriyoruz. Gaziantep sporu yani birbiriyle yarıştırarak değil, ötekileştirerek değil, bütünlük içerisinde Gaziantep'imizin bütün kulüplerini ortak spor aklıyla Gaziantep'i geleceğe taşıyabilme noktasında ben her Gaziantepli'yi veyahut da o spor aklına o noktaya gelmiş değerli şahsiyetlerin katkılarını bekliyoruz. Onların fikirleri, öngörüleri, tabii ki bizlerle ilgili yapmak istedikleri, düşündükleri her türlü konudaki maddi manevi desteğe açığız. Ama biz daha yönetimimizi yeni kurmuşuz. Futbolcularımız yeni sahaya çıkıyor. Daha böyle yeni yeni çocuklarımızın o birlik ruhunu daha yeni aşılamaya başlıyoruz. Üçüncü, dördüncü maçımızı oynadık. Bir rüştümüzü ispat edelim. İkinci yarıda o futbol aklını siz buralarda, meydanlarda, sahalarda, tribünlerde hepsini göreceksiniz. Biz sırt sırta verip çünkü bölücü olmamak lazım. Ne mutlu başkanın burası babasının malı, ne benim malım. Biz de gelecek kuşakları bu takımı daha güzel bir şekilde devretmenin mutluluğunu yaşayacağız. Sizlerin önerilerinize, düşüncelerinize, fikirlerine sonuna kadar açığız. Açık olmak zorundayız. Benim çok futbolla ilgili, ben açık konuşuyorum Gaziantep halk huzurunda. Çok bilgi, spor kültürüm çok ileri derecede değil. Mutlu başkanı sağ olsun, ben onun o birikiminden de faydalanarak acaba gelecek kuşaklara bu şehrin geçmiş dönemde seçilen bir insan olarak nasıl bu milletime, bu insanlarıma ahd ve vefa borcumu ödeyebilirim diye ben bu taşın altına elimi koydum. Evet, her şeyin farkındasın şehrin. Yani bu şehir benim şehrim. Benim çocuklarım yaşayacak, torunlarım yaşayacak. Hepimizin bu şehrin insanlarının mutlu olması gerek, huzurlu olması gerek, güvende olması gerek. Hakkın, hukukun, adaletin bu şehrin yaşaması için tescil edilmesi gerek. Katılıyoruz size. Vekilim, yani onun için çok teşekkür ediyorum. Biz sizden, siz bizden umarım çok güzel şeyler yararlandık. Ece Hanım buyurun. Kusura bakmayın. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Tabii. Birazcık da müsaadeniz olursa Gaziantep PK'dan bahsetmek istiyorum. Evet, tabii efendim. Düşünceleriniz bizim için önemli. Başkan Mimik Yılmaz hakkında ne düşünceleriniz nelerdir? Nasıl buluyorsunuz yönetimini? Merak ediyoruz. Başkan sen. Bana mı sor? İkinize de soruyorum. Ben tanımıyorum. Başkan olarak başarısız bir başkan. Geçen seneki durumla bu seneki durumu kıyaslayacak olursanız çok başarısız. 18 tane yabancı oyuncu alan bir başkan Gaziantep FK'nın şartlarında bir kulübe çok başarısız bir başkandır. Yorum sizin. Evet. Maçlarını izliyor musunuz Gaziantep FK? İzlemiyorum. Yani çok önemsemiyorum. Ben izliyorum. Dürüst olmalısınız. Çok yani taraftarlarınız var. Bakın, hayır. Bakın. Şeyin taraftarlarınız var. Ben futbol aklı olarak konuşuyorum. Eğer aklım varsa akıllıysam. Celal Bey bu şehrin en büyük futbol adamı. Asım Atmaz. Bana Celal Doğan. Celal Doğan bana. Asım Atmaz değil. Bence Asım Atmaz'dı. Neyse. Değil. Celal Doğan. Tartışırız. Neyse.
Celal Bey olmasaydı Asım Atmaz falan bir şey olurdu. Neyse tartışacağız. Biz 4 tane 5 tane yabancı oyuncu alırdık. En kalitelisini alırdık. Altını da doldururduk onu. Doğru mu? Çünkü statü öyleydi. Statü öyleydi. Bugün peki o statüyü biz uygulasak, bu kulübün şartları onu gerektirmiyor mu? Gerektiriyor. Olay bu kadar basit. Yarın yine başkası alacak kulübü, şu kadar borç var, bu kadar şu var, bu kadar bu var diye başlayacak. Şimdi, demek ki doğru yönetilmiyor kulüp. Bu kadar basit. Şimdi kulüp doğru yönetilmiyor. Bu net bir tartışma konusu. Her şeyi söyleyebiliriz. Bu. Ama Vedat Bey, bunu Sayın Vekilim, kamuoyunun huzurunda yapmamamız gerek. Şu anda ben başka bir şey söyleyeyim. Mehmet Yılmaz Bey bir değerdir. Evet. Şehrimizin bir değeridir. Tam da onu söyleyecektim. Efendim, yani yetersiz olduğu konular vardır. Aynı yerde. Yeterli olduğu konular vardır. Ama sonuçta şu anda Gaziantep FK Spor Kulübü'nün değerli bir başkanıdır. Bu arkadaşa ben daha önceki konuşmalarımda aynı Gaziantep Spor'da yaşanan özellikle son dönemdeki acı hatıraları hafızalarımızda canlandırırsak umarım Mehmet Yılmaz o konuma düşürülmez. Yani başta çok güzel hamasi duygularla, nutuklarla iş başlıyor. Ama ondan sonraki dönemlerde kulübün maalesef gelmiş olduğu bu noktada ne kadar üzülüyorsak da ben kulübün yalnızlaştırıldığı inancındayım. Onu da çok açık ve net söylüyorum. Evet, ben de tam aynı şeyi söyleyecektim. Fi tarihinde Süleyman Demirel anılarında geçiyor. Süleyman Demirel başbakan, muhalif çok da sevmediği biri var. Süleyman Demirel orada işte protokola gelmiş, kalkıp elini sıkıyor. Diyorlar ki, niye Demirel'in elini sıktın? Hani sen onu sevmiyordun, dün sövüyordun, bilmem ne yapıyordun falan. Ben onun elini sıkmadım diyor. Ben makama saygı gösterdim başbakan. Evet. Devlet. Evet. Şimdi burada Mehmet Yılmaz başarılıdır, başarısız bunu konuşuruz. Bunu da dediği gibi Sayın Vekilim'in off the record konuşuruz, içeride konuşuruz. Ben biraz bir şeye takıldım. Gerçekten hani benden o elektriği almışsınızdır. Böyle aramızda böyle bir şey oluştu. Yok böyle bir şey oluştu. Ben size çok samimi olduğunuzu inanmıyorum. Yani Gaziantep FK'nın maçını izlemiyorum diyen bir adamın Gaziantep'in futboluna bir katkı vereceğini düşünmüyorum. Özür dilerim. Haklısınız. Ha, yani bu konuda samimi olduğunuzu düşünmüyorum. Haklısınız. Bu benim yorumum. Evet canım. Var mı sorular? O kadar basit. Haklısınız. Yani biz bu şehir diyorsak ne olursa olsun düşmanım takımımız olsa ben Gaziantep FK'nın maçını izlerim. İzlemiyorum. Şimdi yalan mı konuşuyorsun? Ya gerekirse yalan konuşun ama yani izlemiyorum demek de çok böyle şey oldu. Yani. Çok saf. Ya, safça oldu. Konuşuyorum. İzliyorum desem yalan söylemiş. Çok safça oldu yani. Yani ne diyeyim? Şimdi evet. İzliyorum dersem size karşı. İzlemelisiniz ama. Ama bak izliyorum dersem. İzlemelisiniz ama. Ya haklı olabilirsin. Evet. Şimdi ben size izliyorum dersem. Bu dürüstlüğünü gösteriyor. Ya tamam dürüstlüğünü gösteriyor ama yapmadım. Yani Gaziantep FK'nın maçını izlemeyen bir insanın Gaziantep Spor'u buradan alacağım vatan, millet, Sakarya, çocuklarımız, Antep Spor logosu, anamız 1453 İmparator Neron demesi tamam. Biz garip geldi bana. Yani. İzliyorum dersen mamaset yapmış peki. Olurum, izlemiyorum. Peki. Şimdi tamam. Yalan da konuşmak istemiyorum. Ben de bir şey demedim. Ben de duygularımı söyledim. Bana samimi gelmediniz dedim. Evet. Tamam ben de dürüst evet. Davranıyorum. Ben de dürüst davrandım ben. Sıkıntı evet. Yok. Eyvallah. Ben evet. De samimi eyvallah. Değilmişim. Sizin de fikriniz saygı gösteriyorum. Eyvallah evet. Sağ olun. Mesele bu değil. Evet. Şimdi ben kalkıp da evet izliyorum. Şöyle başarılar. Çok iyi işler yapıyorlar. Bilmem ne. Hayır. Yalan söyle. Evet. Doğru Sayın Bey hepsini evet. Nasıl buluyorsunuz? Gaziantep FK'yı. Tabii üzülüyoruz. Yani gönül ister ki çok daha iyi motive olmuş bir takımla, çok daha iyi motive olmuş bir yönetimle ben arzu ederim ki Gaziantep FK üst sıralarda olsun. Çünkü sonuçta benim şehrimi temsil ediyor. Biz kendi egolarımızdan arınıp ortak paydada, ortak müştereklerde
birleşebilmemiz gerekir. Eğer bizler birleşemiyorsak, kendi şahsi çıkar ve menfaatlerimiz noktasında egolarımızı kabartıyorsak, o zaman biz takiye yapmış oluruz. Evet. Ben bu şehri seviyorum. Bu şehirde çeşitli sivil toplum örgütlerinde, siyasi partilerde hizmet ettim. Ben şehrin insanını seviyorum. Çok seviyorum. Hala da kopamıyorum. Onun için Gaziantep'i temsil noktasındaki kim olursa olsun, ismi, cismi, rengi, dili, dini, mezhebi kim olursa olsun, eğer Gaziantep'i temsil ediyorsa o insanlar benim için büyük değer atfederim. Onlara her türlü yardımda seve seve de koşarım. Şimdi Selçuk İnan'la görüştüğümüzde, bir antrenmana gittiğimizde Selçuk Bey diyor ki, ben anlamıyorum bu şehri diyor. Bana siz biraz diyor daha şeysiniz, yaşadınız diyor. Şehir diyor neden şeye destek vermiyor? Gaziantep PKK'ya, hala Gaziantep Spor diyor. Bu ayrımcılık ne? Yani sonuçta diyor bu şehri temsil eden Gaziantep PKK var. Neden destek vermiyor da işte Gaziantep Spor var? Bakın komşumuzda Adana Spor ve Adana Demir Spor var. Yani oralarda bunlar sorun olmuyor. Biz bunlardan kurtulmamız gerek. Bakın, o da onu söylüyor. Her yani kulübümüzün, her kulübümüzün her safhada ayrı ayrı görev üstlenip yek vücut Gaziantep'in en üst kademesindeki takımı sırtlayıp, omuzlayıp onu hedefe koşturmakta hepimiz mebal taşıyoruz. Ben o duygularla burada hizmet görüyorum. O duyguyu herkesin taşıması gerek. Biraz önce de istirham ediyorum. Gaziantep kamuoyu bu tür kısır çekişmelerden kurtulması gerek. Yani efendim arma orada, isim burada, dernek şurada. Bunlardan kurtulup gelecekle ilgili hepimiz bulunmuş olduğumuz konumda daha ileri nasıl şehrimizi, şehrimizin çocuklarını, şehrimizin insanlarını hedefe götürüp sevindirme noktasında mücadele etmemiz gerek. Bu kısır döngüyü ben 3 aydan beri Mutlu Başkan'la beraber bir yol yürümeye başladım. Ben bu sorulardan usandım. Burada Gaziantep'in takımı, Gaziantep FK'da Gaziantep'in takımı. Şu anda önde Gaziantep FK var. Ben isterim ki Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig'de şampiyon olsun. İlk üçte olsun. Üç büyüklerle kafa kafaya mücadele etsin. Biz de bulunmuş olduğumuz konumda biz de kendi mücadelemizi verelim. Gaziantep insanına, Gaziantep'lilere belli bir statüde hizmet edelim. Amacımız üzüm yemek mi? Bekçi dövmek mi? Yani bu kısır söylemlerden istirham ediyorum. Kamuoyunun artık bir nebze şöyle geride durup bizlere manevi destekle, Gaziantep'teki futbol ve spor kulüplerimizi güçlendirebilecek, hangi ligdeyse destek olmak. Bize manevi desteğinize ihtiyacımız var. Hı hı. O konuda siz güzel insanlardan, böyle güzel yorumcu arkadaşlarımızdan katkı sunacağınız fikirler olursa hep beraber bu katkıyı kendi içimizde değerlendirip yeşil sahalarda çocuklarımızı başarılı kılmanın mücadelesini yapacağız. Tansu Çiller'in krizinden sonra televizyonlar izliyoruz. Sayın Sakıp Sabancı işte herkes tartışıyor. Şöyle oldu işte, şöyle olmasaydı dolar artmazdı, öbürü bilmiyorum. Bir kelime söyledi. Arkadaşlar dedi, olan olmuş artık. Evet. Bundan sonra ne yapmamız lazım? Evet. Ona bakmamız lazım. Evet, evet. Evet Mustafa'cığım, yani ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Mutlu Özpineci diye bir
insan yapmıyor bunu. Bir futbol aklı o oluşturulur, yapılır. Yani bu şehir için bu hizmet yapılması lazım yani. Sıkıntı yok. Bence şu anda şu anda şehirde işte Gaziantep PK Memik Yılmaz, Gaziantep Şehit Kamil Belediyespor hem Umut Yılmaz ve İrfan Başkan ve siz veya işte değerli yöneticilerin bir araya gelin. Tabii tabii efendim Mustafa'cığım hep beraber bakın şimdi biraz taşların yerine oturması gerek. Tabii, yani tabii. Şehit Kamil'deki değerli arkadaşlarımız yeni seçildiler. Burada Memik Yılmaz Bey transfer sezonunda zorluklar yaşadı. Bazı kendine göre açmazları vardı. Sezon maalesef güzel başlamadı. Hepimiz üzüldük. Yani takımlar şöyle bir kervan düzülsün. Aynen. Ondan sonra şehrin spor aklı bir araya gelir arkadaşlar. Bizler bu şehrin hepsi apayrı değerli şahsiyetleri. Hiçbirimizin herhangi bir ayrımcılık yapmadan bir araya geldiğimiz, bütünleştiğimiz dönemleri hep yaşadık. Hep yaşadık. Biz Sayın Celal Doğan Bey'le Fenerbahçe stadında ilk yarıda Gaziantep Spor'un 3-0 olduğu maçta yan yana o sevinci yaşadık. O ruhu yaşadık. Kol kola yaşadık. Yani bu şehrin akil insanları, bu şehri seven insanlar er veya geç her konuda bir araya gelir arkadaşlar. Evet. Onun için ben istirham ediyorum. Lütfen bu şeylerden bir kurtulalım. Efendim arma kimde, isim kimde, dernek kimde? Olan olmuş. Biz olmuşlara değil, olacaklara hedef alarak hedefe yoğunlaşmamız gerek. Çünkü bu tür kısır söylemler de İleride olabilecek birlikteliklerin yolunu kapatacak. Allah göstermesin, bir arkadaşımızdan, hepimiz etle kemikten yaratıldık. Bir üzücü bir cümlenin çıkması, ileride olabilecek birlikteliklere belki katkı sunmayacak. Onun için az konuşacağız, öz konuşacağız. Herkes bulunduğu konumda hedefine kilitlenecek. Bu şehri Türkiye'de, Türkiye linklerinde en güzel temsil etmenin hep beraber yoluna devam edeceğiz. Evet, şimdi izleyicimizden gelen bir yorum var, size de paylaşmak istiyorum. Sevgili GRT, böyle bir programa vesile olup Gaziantep Spor'un sesini Başkanımız Sayın Mutlu Özpinici ve Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Ay aracılığıyla duyurup bize karşımıza çıkaran sorulara cevaplar verme imkanı sağladığınız için de müteşekkiriz demiş. Gaziantep Spor Genel Sekreteri Hasan Ataoğlu iletiyorum sizlere de. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, son olarak da Gaziantep FK'dan haftaya Başakşehir maçımız var. Onunla ilgili kısa kısa yorumları alıp ondan sonra programı bitirmek istiyorum. Müsaadenizle. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz yoksa ben direkt bir tarafımı sorayım. FK'yı konuşmamız lazım. Haftaya Başakşehir maçımız var. Çok konuştuk Antep Spor. Evet. Sahamızda oynanacak Başakşehir Spor. Biz tabii başarılar diliyoruz. Futbolcularımıza, yönetici arkadaşlarımıza. Ya benim bu konuda özellikle söylemek istediğim Sayın Mehmet Yılmaz ve yönetim kuruluna sezon başlarken transferlerin daha erken yapılması gerektiğini düşünüyorum. Transferlerde biraz daha erken olursa takımın daha iyi hazırlanması açısından ligdeki o yani mesafeyi daha kısa tutması gerektiğini yani bu takımın 6 haftada 8 haftada form tutması yerine ilk 1-2-3 haftada form tutmasını sağlayabilecek erken transferlerde bulunmasının bu takıma daha katkıda sağlayacağını söyleyebilirim. Bu sene yaşanan sıkıntı şu, futbolcular geç geldi, geç transferler yapıldı. Çabuk davranılmadı. Belki öyle gerekiyordu bilemiyorum. Ama bu takımın mesafesini uzattı. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü haftada yakalayabileceği
form grafiğinin daha 10. aylarda yakalamasına sebep oldu. Bu da tartışılır bir hale gelmesini sağladı. Bu konuda bence dikkatli olmalı. Biz de ilk yıl Erdal Güneş'e verilen kadroyu düşünecek olursak geçen sene çok daha fazla geç kalınmıştık. Birazcık yani usullaşmışlar, tecrübeleşmişler. Bu sene sanki biraz daha yani en azından transferde geçen seneye oranla erken davrandılar. Boya boya erken davrandılar. Mustafa Bey ben tabii dışarıdan gördüğüm kadarıyla yani, evet. İzah edeyim. Biz geçen seneki oyuncuların hepsini hemen hemen yolladık. Tamamen yeni transfer yaptık. Ya bunların daha erken yapılması gerektiği yönündeki söylemin bu. Takımın birbirine uyum sağlaması çok zor oldu. Şu anda uyum sağlanmış durumda. Yani direnç gücü daha yeni yeni artıyor takımın. Başakşehir'i de yeneceğine inanıyorum. Destekliyorum da hep onu. Teşekkür ederiz. Evet. Yani Memik Başkan tahmin ediyorum biraz evvel de dediğim gibi yani ekonomik sıkıntılardan dolayı biraz transferler geç oldu. Umarım bu hafta güzel bir maç seyredeceğiz. Galibiyetle de ben sonuçlanacağına inanıyorum. İnşallah diyoruz biz de. Evet. Tipik son sözler. Maçı. Galibiyet Başakşehir'den yana taraf. İyi bir kadromuz yok. İyi bir kadro kurulmadı. Tabii söylüyorum bunu. Burada Memik Yılmaz'dan tutun Malzemeci Orhan'a kadar herkes suçlu. Ama baş müsebbibi Selçuk'tur. Selçuk İnandır. Cezalı o da bu hafta. İsabet oldu. Ondan sonra. Sonuçta beraberlik kokan bir maç. Umarım ben yanılırım her haftaki gibi. Yanılırım diyorum, yanılmıyorum da. Vedat abi bu hafta, totemi yapıyor. Bu hafta yanılırım inşallah. Yine totemi yapıyor yine. Gaziantep'e kazanacak. Tamam. Ben öyle düşünüyorum. Beraberlik maçı düşünüyorum. Ben de beraberliğe yakınız ama galibiyete yakın taraf Gaziantep TK olduğunu düşünüyorum. Yani ben hiçbir şekilde 3 puanı yani Başakşehir'in alacağına inanmıyorum. Puan kaybetmeyeceğiz diyorsunuz. Sayın Özgeçici. Beraberlik kokuyor. Yani Başakşehir'in futbol anlayışı da onu gösteriyor ama tabii onların daha etkili ayakları var. Çok geçen seferki gibi Hatay maçındaki pozisyon vermememiz lazım. Yani dirençli oynarlarsa, sakatlar da şeyler iyileşirse puan veya puanlar alacağımızı düşünüyorum ama burada İnşallah. Mağlup olmamaları lazım ki zaten daha taraftarla yeni yeni haşır neşir barışıyorlar. Barışıyoruz. Ona göre bir şey olması yani lazım. Yani Gaziantep Futbol Kulübü'nün bence en büyük halletmesi gereken sorunların başında altyapı sorunudur. Altyapısı olmayan bir kulüp hayatta kalamaz. Başkanım siz bizi de izlemiyorsunuz o zaman. Biz hep onu söylüyoruz ama sizde var peki. Başkanım ya ben şey bilmiyorum. Bu 19-18-17. Direkt kendisi altyapı. Direkt kendisi altyapı var. O gruplar da var bizde. Biz şu andaki kategoride katılacağız. Herhalde biri 16, biri 14 diyor. Şu anda faaliyet gösteren amatör, süper amatör, bal ligi takımları, amatörler hepsinin bu faaliyetleri var. Hepsinin alt yaş grupları var. Yalnız biraz bu kulüplere bu anlamda destek çıkılması gerekiyor. Ya adam gidip bir forma alamıyor 10 milyona veya 15 milyona çocuklara. Hepsi alt takım kurmuşlar. Ya bunlara bir fon ayrılmasında fayda var şehirde. Yani belediyeler, hep belediyeler diyoruz ama yani bir şekilde... Spor il müdürlüklerinin de... Evet. Yani bu kaynağın yaratılması lazım. Mesela buradaki arkadaşların hepsi futbol sevdalısı insanlar. Adam evine ekmek almıyor. Yediği topçuya bir şeyler alıyor. O takıma katkı sağlamaya çalışıyor. Evet, burada Mehmet Sayar'a da teşekkür etmek lazım. Evet. Sizin herhalde forma sponsorunuz değil mi? Evet. Mehmet bizim başkan vekilimiz aynı zamanda. Sayın vekilim de başkan vekilim. Aynı zamanda sponsorumuz. Burada sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Mehmet Sayar Notte Mobilya, Otobeton, Ramada Otel. Abi reklama girer yalnız buna. Evet. Cumba Kadayı bizim sponsor. Bak Rütük var, ciddi şaka yapmıyorum abi. Yok ben... Bundan sayamazsın yani. Siz bahsettiniz Mehmet Sayar bir sponsor. Yok, tamam. Yok sen şey... Hayır ben bu marka verdi ya. Ha, yok yok aman. Siz bana dediniz ki toparlayalım boş ver. Toparlayalım. Evet. Teşekkürler. Evet. Tamam. Gaziantep Spor için bu arkadaşlar. Elinize sağlık. Şey diyorum ben hani
Marka veriyoruz ha, ya. Marka veremiyoruz. Olmaz. Evet. Bu yasak. Yani evet. Sen söyle mi? Mehmet Sayar forması. Mehmet Sayar bizim başkan vekilimiz şu evet. anda. Peki son bu bir soru kapatmadan. Önce teşekkür ediyorum ben size. Ne demek? Ben size teşekkür ediyorum. Biz bir tek sorum var. Yani bizi nezaketle bulundunuz, dinlediniz, sordunuz, cevap verdik. Belki suçu lisanımız oldu size karşı. Çok estağfurullah. Estağfurullah. Hiçbir şey olmadı. Öyle bir şey olmadı. Harika bir program oldu. Sizleri de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bir soru, son aslında günün finale. Gaziantep Spor olarak biz 5 sene üst üste şampiyon olup da Süper Lig'e çıksak da artık Gaziantep Spor olarak ligde yer alamayacağız. Doğru mudur? Yani, tek cevap. Evet mi hayır mı? 2 sene sonra görüşürüz. Hayır, evet mi? Şu anda evet mi hayır? Şu anda hayır. Tamam. Hayır, yani, soruyorlar. Ben de şu anda diye. Gaziantep Spor 1969, yine iletiyorum, bizi izleyen arkadaşlar iyi dinlesin. Biz Gaziantep Spor 1969 kulübüyüz. Gaziantep Spor'un resmi, tescilli markasını aldık. Bu kulübü sahaya çıkarttık. Şu anda ben kendim şahsım Gaziantep Spor ve Arma'nın sahibiyim ve ticari olarak İsim sponsorluğumu verdim, sözleşmemi yaptım, armamı ve ismimi kullanıyorum orada da. İki ismi de çıkarıyoruz sahaya. Hadi bakalım. Hadi. Aydınlatıldıysa hadi bilmiyorum. Yani evet, ben kendim aydınlanmıştım da soranlar için. Evet, yani orada Gaziantep Spor'da yazacak, Gaziantep Spor 1969'da yazacak. Gaziantep Spor'da evet. Bir mesaj atmış, kendisine de teşekkür ederiz diyormuş. Altyapı Federasyon tarafından destekleniyor. Ödediğim belgenin büyük kısmı altyapı harcamalarına belgelersen iade olarak harcanmak üzere iade ediliyor. Evet. Ancak bu paralar fiziki yapıyı düzeltecek seviyede değil, rutin giderler karşılayacak seviyedir. Buradan şöyle bir sonuç çıkar, altyapılar kulüplere yük değil. Yani insanların nasıl, yani şey takımların aslında birazcık altyapıya destek vermesi. Tabii. İzah edebilir miyim? Vaktimiz var mı? Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu altyapılarla ilgili ayrı bir bütçe oluşturmuştur. A takımlar ayrı, altyapılar ayrı. Bu bütçeyi alıp altyapıya kullanmıyorlar. Tamamen kendileri ihtiyaçları için kullanıyorlar. Ve bu altyapıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu bugün içinde en az 25-30 milyon lira maddi destek sağlıyor. Uzun vadeli altyapıya yapılması gereken yatırımlarla ilgili. Bunu doğru yönetirseniz, bu paraları doğru kullanırsanız, altyapının tüm yaş kategorindeki müsabakalara gitme yol parasına kadar federasyon veriyor. Türkiye Futbol Federasyonu her türlü maddi imkanı altyapılara sağlıyor. Fakat şu andaki kulüpleri yöneten yönetim kurulları, bu paraları altyapı adı altında alıyorlar, kulüpte üst yapıda kullanıyorlar. Bu para doğru kullanılırsa altyapılar ciddi şekilde çıkış yaparlar. Aydınlatabildim evet. mi? Evet. TFF'deki logo neden değişik diye bir soru var. TFF'deki logomuz Gaziantep Spor'un logosudur. Herhalde Gaziantep Spor'u yaşı tevellütü yetmiyor. Logosunun ne olduğunu bilmiyorlar. Siz biliyor musunuz? Biz biliyoruz. 1969. Hayır. Gaziantep Spor esas logosunu biliyor musunuz? Bitti. Şehitler Abidesi. Evet. Biz iki logoda bizde şu anda. Hem Şehitler Abidesi bizde hem Şahin logosumuzda. O zaman biz de sürenin sonuna geldik değil mi? Evet. Müsaade edersin. Söyleyecek başka bir şeyiniz yoksa eğer. Vekilim. Tabii. Çok teşekkür ederim. Başkanım. Çok teşekkür ederim. Güzel. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bizi. Dillerinize sağlık. İnşallah sorulara ikna edici bir cevap vermişimdir. Artık ben de usandım çünkü anlatmaktan yoruldum. Buradan herkese seslenmiş evet. Evet. Dürüst cevap olmakta fayda var. Kesinlikle. Dürüst olmaya çalışıyorum. Kesinlikle. Evet. Sürçü lisan ettiysen bakın yine söyleyeyim. Memik Bey ile de ilgili, başkalarıyla da ilgili. Yani yaptığım şey sadece doğruları, gerçekleri kendi açımdan söylemek başka bir şey değil. Beni affetsinler. Gaziantep Spor sevenler size zaten yani büyük başkanın bir sürü mesaj var böyle şeylerle alakalı. Çok
çok da aslında size ilgi alaka da var. Ama Gaziantepspor'a da var. Zaten hani siz Gaziantepspor'un başkanı olarak ya da Gaziantepspor'un savaşını verdiğiniz için ayrıca seviliyorsunuz. Esas olan Gaziantepspor. Evet, öyle. Sonra bir şey söyleyeyim. Nasıl Gaziantep Spor'un zamanında bekleyebilirsiniz. Biz artık ayrışmayı bırakıp evet, birazcık Gaziantep Spor'da işte, evet, Spor da olabilirse eğer... Ben hazırım. Spor. Bakın yine söylüyorum. Ben her türlü işbirliğine hazırım. En büyük Gaziantep Spor. Bu şehrin en büyük markası Gaziantep Spor. Deyip programı bitti. Burada evet, bitirelim diyoruz. Bunun üstüne söz olmaz herhalde o. Kapanmadan önce de haftaya olan maçımızı hatırlatmak istiyorum sayın seyirciler. Cumartesi saat 4'te Kalyon Stadyumu'nda olacağız. Biz de orada olacağız. Hepinizin desteğini bekliyoruz. Ve tekrarında da tekrardan ayağınıza sağlık diyorum ben. Dilinize sağlık diyorum. Haftaya tekrardan görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.